pazarlar demeye alıştık. Ama bu pazar günleri 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımıza sokaklarda, caddelerde dolaşma özgürlüğü verildiği için biz de programımızı, yayınımızı bir gün öncesine aldık. Bu şekilde her cumartesi saat 11.30'da artık birlikte oluyoruz. Şimdi pandeminin tabii 2 ayı geçti bu arada. 8 haftayı geride bıraktık ve yayınlarımız hala devam ediyor. Bu arada bazı normalleşmenin artık sinyalleri de gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi işte Türk Hava Yolları'nın uçuşların artık normal seyrinde yapılacağı şeklinde açıklamalar. Ki 28 Mayıs sonrasında artık Türk Hava Yolları, diğer havayolu şirketleri yurt içi uçuşlarına başlayacaklar. Ardından da muhtemelen Haziran ayı içerisinde yurt dışı uçuşları da başlayacak. Bu şekilde Türk Hava Yolları'nın yaptığı duyuruya göre yıl sonuna kadar yaklaşık uçuşların yarısına kadar, yurt dışı uçuşların yarısı gerçekleşeceği söyleniyor. Bu da güzel haberler. Biz de buna paralel olarak işte artık yavaş yavaş yaza hazırlık yapmaya başladık. Önümüzdeki hafta itibariyle işte bayram geliyor ve bayram süresi içerisinde daha farklı yayınlarımız olacak. Tarih kültürden ziyade artık turları tanıtmaya başlayacağız. Önümüzdeki dönem hangi turları yapacağız ve bu turlardan neler olacak? Çünkü biliyorsunuz seyahat tarzları değişiyor, değişecek ve aynı zamanda uçuş tarzı da değişecek. O yüzden buna yönelik bazı çalışmalarımız, hazırlıklarımız var. Herkes gibi biz de buna tam şekilde hazırlanıyoruz. Önümüzdeki hafta bizi mutlaka izleyin, takip edin ve Antonio Turizm ne yapacak önümüzdeki dönemde onları anlatmaya çalışacağız. Tabii ki Salı ve Perşembe günleri, pazar günkü sohbetimiz devam ediyor olacak. Buna ek olarak bu çalışmaları yapmış olacağız. Ve her bayramda birçok yere yurt içine, yurt dışına gezmeye alışık dostlarımız bu şekilde yavaş yavaş turlara da ısınmış olacak. İşte o müjdeyi de buradan vermek istiyorum. Artık yavaş yavaş kendi halet-i ruhiyemizi normal hayata doğru hızlandırmamız gerekiyor. Ümit ediyoruz ki bu pandemi artık son bulacak Haziran ayı içerisinde ve biz de artık rahat nefes alacağız, sokaklara dalacağız, restoranlara gideceğiz, güzel yemekler yiyeceğiz, gezeceğiz, dolaşacağız, eğleneceğiz. Artık normalleşmenin zamanı umuyoruz ki gelecek. Evet sevgili dostlar, bugün güzel bir konuyla yine birlikte olacağız. İskoçya ve İrlanda, benim yıllardır gittiğim çok güzel iki ülke, iki güzide ülke, Büyük Britanya ve İrlanda adaları, oraları bugün size bu kısa süre içerisinde, 45-50 dakikalık süre içerisinde anlatmaya gayret edeceğim. Tabii ki çok geniş bir konu. Ancak bu konuları tabii konsept itibariyle böyle sıkıştırılmış bir bilgi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Özellikleri nedir? Bu ülkelerin niye gidilmesi gerekiyor? İskoçya ve İrlanda'ya. Kültür ve tarihindeki özellikler nedir? Özellikle 10 temel kültürel imge üzerinde odaklanacağım. Hem İskoçya'dan hem İrlanda'dan. Yani kavramsal olarak bugün yoğun bir tarih değil de daha çok tarih, kültür, sosyoloji ve ülkelerin özelliklerini anlatmaya gayret edeceğim. Çünkü her iki ülke aslında benzer tarihlere tekabül etmiş olayları var. Zaten İrlanda uzun yüzyıllar Büyük Britanya İmparatorluğu'nun hakimiyetin altına girmiş ve 20. yüzyılda ancak bağımsızlığını kazanmış bir ülke. O itibarla Büyük Britanya ve İrlanda birbiriyle iç içe geçmiş, kenetlenmiş. Tarih içerisinde birçok ortak özelliklerini geliştirmiş, müziğinden, kültürüne, mimarisinden, folklorüne kadar böyle bir aslında kültürel birliktelik var. Burada aslında iki farklı kültürden bahsetmek gerekir. Birisi Germanik, yani İngilizlerin geldiği Avrupa kıtasından Germen soyundan gelen bir ulus.
Bir de bu adaların yerleşik olan halklarından, yani Kelt topluluklarından bahsetmek gerekiyor. Ki bunlar da aslında Avrupa'nın belli yerlerinden gelmiş. Habire kuzeye ve Hollanda'ya, güneyine de Germenik topluluklar oluşmuş. Bu şekilde bir kültürel kavimler olayı burası. Evet, ilk diyamızı alabiliriz Gökhan. Şimdi ilk diyamızda haritayı göstermek istiyorum. Bu iki ülkenin aslında nerede yer aldıkları konusu. İskoçya, Britanya Adası'nın kuzeyinde yer alıyor. Ve İrlanda ise ona hemen bitişik bir şekilde, daha doğrusu yanında yer alan bir başka ada. Bu şekilde İskoçya, İrlanda. Bakın, biraz şeye benzetirler, tavşana benzetirler. Böyle zıplamaya hazır bir tavşana benzetirler Britanya Adası'nı. İrlanda'da işte hemen batısında yer alan daha küçük bir adacık bu. 77 bin kilometre karenin büyüklüğünde olan bir ada. Britanya Adası ondan yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olan bir yer burası. Aslında Birleşik Krallık resmi adı Büyük Britanya'nın ve Birleşik Krallık İngiltere, Galler ve İskoçya ile Kuzey İrlanda bölgelerinden oluşmakta. Ve bu bölgeler aslında bir nevi otonomi şeyleri var. Zaten Birleşik Krallık adı üzerine. Ve bu Birleşik Krallık aslında 4 farklı otonom yapısı olan işte bölgelerden oluşuyor. Bunların en otonomu ise, yani kendine en fazla özellik olarak sunmuş olan ülke ise İskoçya'dır. Çünkü bunun tabii tarihi nedenleri var. Birazdan zaten oraya geleceğiz. Şimdi niçin İskoçya işte İngiltere, Galler'den daha farklı? Adı da büyük adadan bahsediyorum. Çünkü İskoçya gelenek ve kültürel olarak İngiltere'den ayrışıyor. İngiltere ayrı bir kültürel soydan geliyor. İskoçya ise ayrı bir soydan geliyor. Dilleri farklı. Birisi halen günümüzde İskoçya'da Gaelic olarak adlandırılan bir dil kullanılıyor İskoçya'da. Gaelic, yani Kelt dili kullanılıyor. Yaklaşık 6 milyon insan yaşıyor. Şimdi özetle bazı şeylerden, yani İskoçya'nın alameti farikaları nedir? İskoçya bir kere Kelt dilinin kullanıldığı, yoğun olarak kullanıldığı bir ülke. Bu Kelt dil ailesinin birkaç farklı alt dilleri var. Yani lehçeler diyebiliriz. Birisi İrlandaca, yani İrlanda adasında konuşulan bu Kelt özelliği. Bir de Skot dili olarak bilinen bir başka kolları var. Ve bunların hepsi günümüzde halen kullanılıyor. Örneğin İskoçya'da gittiğinizde çift dilli tabelalar görürsünüz. Kelt dilini, yani Gaelic diyorlar İskoçya'da, Gaelic dili. Bir de İngilizce dili, orada da resmi dil. Şimdi İskoçlar tarih boyunca, özellikle son 300 yıl boyunca, 300-400 yıldır bu İskoç bağımsızlık mücadelesinin sürekli içerisinde olmuşlardır. Ve tarihsel olarak İskoçya'nın kuruluşu ise 848 yılında işte kuzeyden gelen bazı kabileler buraya yerleşiyor ve burada bazı bağımsız şehir devletleri kuruyorlar. Ve bu şehir devletlerin bir çatı altında toplanması ise biraz daha sonraki yüzyıllarda meydana geliyor. Şimdi İskoçların özelliği klanlar, aşiretler, aynı bizim doğuda olduğu gibi burada da aşiretler var. Bunlara klan diyorlar. Ve bu aşiretlerin kendi şeyleri var. At koruyucu ataları. Çünkü bunlar eskiden pagan tanrılara inanıyorlar. Kelt mitolojisinde, Kelt dininde pagan tanrılarının önemli özellikleri var. Nedir bunlar? İşte rüzgar tanrısı, gök tanrısı, yıldırım tanrısı, yeraltı tanrısı, orman tanrısı ve çok sayıda, yüzlerce tanrıları var. Dişi ve erkek tanrı olmak üzere iki tane pagan şeyi var, dünyası var İskoç ve Kelt mitolojisinin. Ve bunlar İngiltere'den daha farklı olarak yukarıda kendilerine has
folklorunu, işte giyim kuşamını, müziklerini, her şeyini farklı bir kültürden bahsetmek lazım. Ama şimdi ada olduğu için kaçınılmaz bir etkileşim söz konusu olmuştur. Ve bu etkileşim zaman içerisinde akraba evliliklerine kadar giden soylular arasında, çünkü Avrupa'da biliyorsunuz, Kara Avrupa'sında, kıta Avrupa'sında işte Avusturyalılar, Habsburglar İspanya'ya, Fransa'ya veyahut da diğer başka prensliklere gelin vermişler, gelin almışlar ve bu şekilde akraba evlilikleri yapmışlardı. Burada da zaten özellikle 9. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar esasında meydana gelen o olay bu. Çünkü İngilizler ve İskoçlar aslında soylu aileler bazında akrabalar. Şimdi bu soylu aileler deyince İskoçya'nın özellikle bu klanlarından söz etmek gerekiyor. 30'a yakın farklı tarihsel klan var. İşte bunlar hangileri? İşte örnek vereyim, Wallace, hani William Wallace var ya Braveheart filminden, o Wallace aşireti var. Onlar ayrı bir klan. Ya da MacGregor'lar, ya da McIntosh'lar gibi böyle klanlar var. Ve bu klanlar kendi derebeylik alanlarını İskoçya'nın değişik topraklarının değişik bölgelerini, vadilerinde sağlamışlar. Ve bu topraklardan sorumlu olmuşlar. Herkesin kendi mülkiyeti, hani toprakları var. Ve bu derebeylere bağlı olarak köylü sınıfı, reaya var. Bunlar toprağa bağlı kölelik sistemiyle yaşayan bir halk İskoçlar aslında, %90'ı öyle. O yüzden İskoç derebeylerinin, bu klan liderlerinin yapmış oldukları anlaşmaları esasında muzdarip olanlar neticede bu köylü sınıfı olmuştur. Sonra da işte 1700, 1300'lerde, 1200'lerde İskoçya İngiltere'nin hakimiyetine giriyor. İşgal yapılıyor. Ve sonra da işte meşhur İskoç Ulusal Savaşı 13. yüzyıl itibariyle başlar. İşte meşhur Robert Bruce, ondan sonra William Wallace, İskoç kahramanı. Robert Bruce tabii Edinburgh'da ve başkent Edinburgh'da İskoçya'yı yönetmiş. İngilizleri savaşta yendikten sonra bu İskoçya coğrafyasında bağımsız bir İskoç krallığını kurmayı başarmıştır. Ancak bu krallık 16. yüzyıla kadar yarı bağımsız, bazen bağımsız olarak sürmüş ve en nihayetinde İngilizler 1702 tarihinde 6. James'in, yani İskoç kralı İngiliz James'in bütün krallığa hakim olmasıyla kendisi Stuart hanedanını başlatır. Ardından Tudor'lar geçer ve günümüzde de zaten bu Tudor hanedanı bütün Büyük Britanya'ya hakim olur. Ve bu şekilde yani 300 yıldır İskoçya fiilen Büyük Britanya içerisindedir. Ancak son dönemlerde, özellikle 20. yüzyılda milliyetçiliğin yükselmesi, işte ekonomik sıkıntıların işte baş göstermesi sebebiyle İngiltere'de, daha doğrusu Büyük Britanya'da referanduma gitti İskoçlar ve bu referandum birkaç defa yapıldı. 1998 yılında, 1994'te parlamento kuruldu referandum ile. 99'da parlamento açıldı ve ardından İskoçya 2004 senesinde bir referanduma daha gitti. Bu referandum tek kelimeden oluşuyordu: İskoçya bağımsız olması lazım mı? Evet veya hayır. Ve çoğu İskoç bağımsızlık lehine oy kullanmadı. İşte bundan dolayıdır ki İskoçya bağımsız bir devlet değil günümüzde. Her ne kadar İskoçya'da örneğin eğitim, İskoçya Ulusal Eğitim Bakanlığı'na bağlı, karayolları, oradaki işte ulaştırma sistemi gibi yerel özellikleri olması gereken konularda İskoçlar bağımsız olmuşlardır. Ve meclisi var. 128 üyeli bir meclisi var İskoç Parlamentosu Edinburgh'da. Ancak İngiltere Kraliçesi
devletin, bu ülkenin resmen devlet başkanıdır. İşte ardından İskoçlar günümüzde bu Büyük Britanya toplumunun bir parçası halindedir. Peki İskoçları İskoç yapan özellikler nedir? İşte ben ondan şu anda bahsetmek istiyorum. Şimdi İskoçya'ya gidilmesi gereken 10 neden özellikleri ne? Bu kült özelliklerden bahsetmek istiyorum. Şimdi İskoç tulumu var. Bu İskoç tulumu aslında İskoçya'ya gidildiğinde hemen herkesin her köşede duyabileceği bir şekilde bu gayda olarak bilinen İskoç tulumunu duyarlar. İskoç tulumu aslında İskoçya'ya dışarıdan gelen bir özelliktir. Bazı tarihsel çalışmalar İskoç tulumunun Roma döneminde geldiği ve Roma ordusu tarafından kullanıldığı biliniyor. Şimdi Roma aslında enstrümanı, çünkü işte milattan önce 1. yüzyıla ait bazı kabartmalar var. Roma dönemindeki kazılarda ortaya çıkmış, Akdeniz'den çıkmış olan kazılar da var. Bu Roma ordusunun kullandığı aslında bir enstrüman. Bu enstrümanın bir özelliği var. Tıpkı bizim Karadeniz'deki tulumlardaki gibi burada da bir üflemek gerekiyor bu şeyi, bu aleti. Bakın burada olduğu gibi şu anda bir şey üflüyor gördüğünüz gibi. Buradan tulum, bu da hayvan derisinden yapılıyor. Hayvan derisi de çoğunlukla koyun ya da koç derisi. Bunlar şişiriliyor ve bunun arkasından 3 adet boru var. Bir tanesi ana boru, şu büyük boru arkada görülüyor. Bir de yan 2 tane sürekli ses çıkartan, böyle sürekli nefesten tek bir ses çıkartan, iki ses çıkartan şeydir, borulardır. Ve şurada görülen flüt kısmı bulunuyor. Oradan İskoç gaydacıları, tulumcuları bu şekilde kendi şeylerini icra ederler. Fakat Roma dönemi öncesine de ait şeyler var, buluntular ortaya çıkmıştır. Hattuşa'da ve Yazılıkaya'da bazı şeylerde, tabletlerde bu tulumun şeyleri var, tanımları var ve çizimleri var kabartmalı olarak. O yüzden aslında tulumun ana vatanının Anadolu olduğunu buradan söyleyebiliriz. Çünkü zaten yani Karadeniz'de tulumun ondan sonra olmasının sebebi zaten Hitit kökenli bir şey, üflemeli bir çalgı olmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Marsyas'ın şeyi, Frigyas'ında da ondan sonra flüt var, üflemeli şeyler var, sazlar var. Bu da ondan kaynaklanıyor. Fakat İsveç gaydası Roma işgali yaşadığı zaman İskoçya bu gaydayı da buraya getiriyorlar ve aslında ilk defa şeyde İskoçlar'da ortaya çıkması çok daha sonralarıdır. 16 ve 17. yüzyılda aslında şey, bu İsveç İskoçya gaydası ortaya çıkıyor. Ve biraz tabii değişiklikler, mesela şeyin Karadeniz tulumuyla ya da mesela Balkanlarda da, Bulgaristan'da da tulum var. Romanya'da da tulum var. Sırbistan'da da, Bosna'da da, ondan sonra Makedonya'da, Yunanistan'da da tulumlar var. Bütün bu bölgenin aslında tulumları bazı nüans farklılıkları olsa da birbirine, yani temel özelliği birinden şişirilmesi gerekiyor tulumun. Diğer yandan bir flütle çıkartılması lazım. Aslında bir anlamda oboa enstrümanıyla da akraba olan bir şeydir, bir enstrümandır tulum. Günümüzde tabii İsveç, İskoçya müziği, İsveç takıldı böyle ağzıma, İskoçya müziği geleneksel olarak hem dans edilebilecek bir müzik, hem de ondan sonra İskoçların efkarlandıkları bir müzik türüdür. Ama kesinlikle bir kapalı ortamda dinlenilmemesi lazım. Çünkü inanılmaz gürültülü bir alet. Bu ancak açık havalarda dinlenebilecek bir şeydir, enstrümandır.
O yüzden İskoçya ordusu kendisinin çok şey İskoç ordusunun savaşlarda çok kullanılmış. Gelibolu savaşlarında kullanılmış bu şey çünkü İskoçya büyük göç veren bir ülke olmuştur halk olarak. Bir bölümü özellikle tabii işsizlik ve kıtlık sonucu işte 17-18. Yüzyıllarda 19. yüzyılda tıpkı İrlandalılar gibi Amerika'ya göç eden İskoçlar var. Bir de Avustralya ve Yeni Zelanda'ya. Yeni Zelanda nüfusunun %20'sini İskoçlar oluşturuyor. Amerika'da ise yaklaşık 5 milyon İskoçlunun yaşadığı tahmin ediliyor. Yani bir İskoçya da Amerika'da var. Bütün dünyada İskoçların nüfusu ise tahmini olarak yaklaşık 16 milyon İskoçyalının olduğu tahmin ediliyor. İşte İskoçların en önemli alameti farikası bu gayda böyle bir enstrüman. Yani Hitit ondan sonra da başlangıçlı bir enstrümandır. Şimdi İskoçya'ya gidildiğinde başkent tabii Edinburgh ya da Edinburgh. Edinburgh İngilizce bunun telaffuzu. Edinburgh'u görmeden olmaz tabii ve zaten Türk Hava Yolları İskoçya'ya Edinburgh'a gidiyor, oraya uçuyor. Aslında İskoçya şöyle çok dar bir şey var, bir boğazı var, 137 kilometrelik. Edinburgh'un sahilinden Glasgow'un sahiline kadar 137 kilometre. O ki o bölgede yani işte kuzey-güney hattı yaklaşık 35-40 kilometre ile 137 kilometrelik olan alanda nüfusun %70'i yaşıyor. Yani 6 milyon nüfusluk İskoçya'nın ortalama işte 4 milyon 200, 4 milyon 300'lük nüfusu bu iki bölgede yaşıyor. Glasgow ve Edinburgh aslında birbirine çok yakın olan iki şehir. İşte Edinburgh Kalesi aslında İskoçya tarihini orada yaşıyorsunuz. Peki ne var? Birincisi kader taşı olarak adlandırılan çok önemli bir taş var. İskoç krallarının tahta çıktıkları olan taht taşıdır orası. Bu taş İngiltere'nin işte 6. James'in İskoçya kralı ve İskoçya ve Büyük Britanya kralı olmasıyla beraber Londra'ya götürülüyor. Bu da tabii İskoçların büyük gururuna dokunulan bir konu. Ve hatta bu taşı Westminster Abbey Katedrali'nin içinde olduğu için bir grup İskoçyalı genç bunu bir ara çalmışlar. Tabii bu büyük bir skandal ve siyasi probleme neden olmuştur. Fakat en nihayetinde bu kader taşı günümüzde halen şeyde duruyor. Edinburgh Kalesi'nde bulunuyor. Ve İskoç krallarının neredeyse bağımsızlık olduğu süre içerisinde tamamı bu kale içerisinde ülkeyi yönetmişlerdir. Çok güzel bir müze aynı zamanda. İçinde çok hoş şeyler var, objeler var. Özellikle İskoç altınları, İskoçya'nın geleneksel kültür, el sanatları ve aynı zamanda İskoçya asillerinin kralla beraber toplantıları büyük bir toplantı salonunda bu İskoç şehrinden bunu görmek mümkün. Evet, şimdi tabii Braveheart filmi kült filmlerden biri. Mel Gibson'ın ve Sophie Marceau'nun 1994 yılında bu filmde oynadıkları çok başarılı bir tarih filmidir aynı zamanda. Burada tabii anlatılmak istenen çok önemli bir konu var. Bu 13. yüzyılda meydana gelen bir olayı aslında anlatıyor. William Wallace, kendisi bir aslında köylü. Babası aslında asil ama filmde öyle gösterilmiyor. Savaşçı olarak gösteriliyor. İşte William Wallace'ın hikayesi bu. İngilizlerin yapmış oldukları haksızlıklar çünkü işte yine tarihte biraz atıfta bulunalım. İngiliz İskoçla İskoç İngiliz soyluları bu İskoçya'daki evlenen kızları genç evlenen kızları önce kendileri alırlarmış. Ve ardından işte bakireliğini aldıktan hamile bıraktıktan sonra kocalarını iade ederlermiş. O şekilde İskoçya'nın soyunu bitirme amaçları var İngilizlerin o dönemde. İşte hatta filmde hatırlarsanız Braveheart filminde işte Marian adlı bir şey var, eşi var,
sevgilisi var. Evlenince gizli evleniyor. Ve ardından eşini öldüren İngilizlere karşı bilenen William Wallace ardından büyük bir isyana sevk ediyor İskoç halkını. Ve sonradan da Robert the Bruce'un sonlandıracağı şekilde İskoç'a bağımsızlığını kazanıyor. Filmin özü bu. Ancak filmde tabii İskoç geleneklerini, İskoçya'nın o bağımsızlık ruhunu, İskoç halkının işte kendine olan özgüvenini çok müthiş bir şekilde anlatır Braveheart filmi. O yüzden eğer izlemediyseniz bugüne kadar, ki büyük bir ihtimalle izlediğinizi tahmin ediyorum, mutlaka bu filmin izlenilmesi kült filmlerinden bir tanesi. Müziği de olağanüstü. Mel Gibson'ın zaten oyunculuğu harikulade bir oyunculuk. İskoç tarihi ile ilgili eğer izlemediyseniz bunu şiddetle öneririm. Peki niçin 10 temel nedenlerden bir tanesi bu film aynı zamanda? 94'te sonuçta yaklaşık işte 25 yıllık bir film. Çünkü İskoçya'yı dünyaya tanıtan birkaç önemli filmlerden bir tanesidir. Bir tanesi Highlander'dır. Diğeri de Braveheart'tır. O yüzden bu iki, yani Cesur Yürek ve Highlander filmi İskoçyalı Türkçe adıyla çevrildi. O yüzden bu şeyin, bu filmlerin izlenilmesi lazım. Özellikle İskoçya'ya biz yakın zamanda gideceğiz şimdi. Bizim turumuz vardı Haziran'da. Ağustos'a ertelendi. Ağustos'a gideceğiz İskoçya'ya. Gidecek olan dostlarım, beni şu anda izliyorlarsa mutlaka bu Braveheart filmini ve Highlander filmini izlesinler. Çünkü o özellikle o savaşların yaşandığı, İngiliz ve İskoçların cephe savaşına tutuştukları önemli yerleri ve kaleleri göreceğiz. Edinburgh Kalesi bunlardan bir tanesi, az önce göstermiştim. Bu Braveheart filmi de İskoçya gidilmesinin önemli nedenlerinden bir tanesi. Şimdi biraz mimariden bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir mimar bu. Ve biz bu mimarın binalarını görüyoruz. Hastanelerinde nefis İskoç tatlılarını ve çaylarını atıştırıyoruz. Rennie McIntosh, Charles Rennie McIntosh adında bir mimardır. Türkiye'de çok fazla bilinen bir mimardı. Biz McIntosh'u bu Apple McIntosh bilgisayarlarından tanıyoruz ama o onunla ilgisi değil, ama muhtemelen aynı klandan ondan sonra esinlenerek o isim oraya konulmuş bilgisayarlara. Şimdi bu Rennie McIntosh kimdir? Avrupa'nın en ünlü mimarlarından ve aynı zamanda sanatçılarından biri. Çünkü çok yönlü bir sanatçı. Ressam, grafiker ve tasarımcı. Rennie McIntosh'un Glasgow'da, tabii Glasgow'lu kendisi, orada çok sayıda binası var. Art Nouveau tarzında. Art Nouveau'nun, özellikle Art Nouveau'nun kurucularından biri olarak tarihe geçmiştir. Çünkü yaptığı dekorasyonlar bu Art Nouveau, yani bitkisel bezemenin ve Japon sanatı etkisinin izleri görülüyor McIntosh'ta. Japonya ne alaka derseniz İskoçya'yla. Şöyle, Japonya geçen seminerinde de bahsetmiştim. Meiji döneminde çok önemli değişikliklere sahne olmuştur. Japonya bir milliyetçilik dalgasıyla İmparator Meiji döneminde dünyaya da açılmaya başlar ve işbirliği yaptığı ülkelerden bir tanesi de İskoçya'dır. Özellikle gemi sanayinin gelişmesi İskoçya'nın çok büyük katkısı olmuştur. O yüzden Japonya ve İskoçya arasında bir ticari alışveriş olmuş ve Glasgow limanı, Glasgow tersaneleri o dönemde sanayi devriminin tabii merkezlerinden bir tanesi Glasgow'dur. Çünkü demir-çelik ham maddesinin bulunduğu yer ve demir-çeliğin işlendiği yer Glasgow ve aynı zamanda tekstil fabrikalarının olduğu yerdir. İşte Rennie McIntosh da bu bölgede, bu sanayi bölgesinde yetişiyor ve çok sayıda Japon'la tanışıyor. İşte bu Japonya tarzı Art Nouveau şeyinde, sembolizminde kullanılması bu Rennie McIntosh döneminde eserlerinde oldukça yoğun bir şekilde görülüyor. Grafik tasarımlar yapıyor. Biz benimle İskoçya'ya gelen dostlarım bilir. Bu grafik tasarımının güzel örnekleri özellikle McIntosh'un yaptığı kahve kupaları,
şeyler, süsler, ondan sonra çay fincanları, pencerelerde görülebiliyor. Ve bu René McIntosh'un dizayn ettiği Willow Tea House, Willow çay evleri Glasgow'da, Edinburgh'da mevcut. Özellikle Glasgow'dakiler en otantik sayılıyor. Orada gidip de beş çayını tatmamak olmaz. Harikulade scone yiyebileceğiniz yerlerden bir scone ve marmelat. Marmelat da bu arada İskoç kökenlidir. Niye biliyor musunuz? Çünkü Mary the Scot adında bir İskoç kraliçesi var. Kendisi işte babası ölüyor ve ardından genç bir oğlu yok. Tek çocuğu hayatta kalan Mary. O da birkaç aylık bebek. O yüzden taç giyiyor ama Londra'daki Tudor'lar tanımıyor. Böyle bir iç karışıklık oluyor. Mary Fransa'ya gitmek zorunda kalıyor ve Fransa'da evleniyor. İlk eşi Fransız Mary'nin. Ve orada bir ara gençken, işte genç kız da işte biraz baygınlık geçirmeye başlıyor Mary. Ve ona iyi olsun diye marmelat tatlısı veriliyor. İlaç niyetinde aslında. Marimelat, Mary hasta anlamına gelen bir sözcük aslında. Ve bu marimelat marmelada dönüşüyor. Daha sonra bu marmelatı çok seviyor Mary ve İskoçya'da günümüzde alınabileceği güzel şeylerden bir tanesi de marmelattır. Özellikle böğürtlen marmelatları tadından geçilmez yani, doyumulmaz. Harikulade şeyler. Bu tabii İskoçların scone şeyleri çok keyifli ve ondan sonra hoştur. Scone doğal çırpılmış kaymak ve aynı zamanda marmelat. Olağanüstü ve çay. Özledim vallahi yani, ağzımın böyle suyu aktı diyebilirim. Şimdi Macintosh'a dönecek olursak, bu Willow Tea House'ları tasarımını yapan kişidir ondan sonra Charles Rennie Macintosh. O yüzden tabii İskoçya'da Macintosh'suz bir İskoçya düşünülemez. Yani o yüzden bunu da listemize koyduk ve tabii ki klanlar ve tartanlar. Şimdi İskoçlar, bahsettim, 30 civarında klanı var. Bu klanlar nedir? Bunlar farklı bölgeler. Şimdi İskoçya aslında iki bölgeye ayrılmıştır. Bu vadide yaşayan İskoçlar, bir de Highlander'lar var. Yani Highlander'lar bu İskoçya'nın dağlarında yaşayan İskoç kabileleridir, aşiretleridir. Bunlar dağlık bölgede yaylaların değişik yerlerine, bunlar çobanlık yapıyor aslında. Yani koyun güdüyorlar ağırlıklı olmak üzere. Çünkü İskoçya'da koyun var. Yün çok üretiliyor. Ve o yüzden o yün üretimini bir süre sonra çok hoş şu görülen kült giysilerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ve bunlara tartan diyorlar. Bu görülen kıyafet tartandır. Şimdi tartan nedir? Tartanın kelimesi aslında yine bizim Tatarlarladır. Tatar kelimesinden geliyor. Türk bir boyunun, Tatarların adından geliyor. Tatarlar giyermiş. Aslında buna benzer kıyafetleri, işte kareli kıyafetleri. Tatarlar at sırtında özellikle Avrupa'nın iç taraflarına, yani Almanya'ya giden akınlar var Tatarların. İşte meşhur Batuhan'ın Altın Orda Devleti 13. yüzyılda bu bölgeye olduğu gibi geliyor, şey yapıyor ve o yüzden Fransızlar bu böyle Tartar adını vermişler. Tartar. Ve İskoçlar da bunu, yine tarihi tam olarak belli olmamakla beraber, bu tartanlar yine Orta Çağ'da bir şekilde geldikleri tahmin ediliyor. Ama tartanların özellikle 13 ve 14. yüzyıllarda kullanılmaya başladığı ve yoğun olarak kullanıldığı görülüyor. Ve her klanın farklı renkli kareli tartanı oluyor. Bizim tabii dünyada da en çok bilinen tartan dizaynı, kırmızı zemin üzerine siyah kareli çizgilerin olması.
O şeydir. Kraliyet ailesinin tartarıdır. Bu da şu görülen Bruce, bu meşhur Robert de Bruce'un şeyi ait olduğu klanın tartarıdır. Yeşil ve siyah kareli olan. Velhasıl İskoçlar tabii İskoç eteği giyiyorlar. İskoç eteği dediğimiz. Bunlar aslında resmi kıyafetler. Günümüzde İskoçya'da bunlar sadece önemli günlerde, resmi balolarda ve önemli törenlerde giyiliyor. Ya da İskoçya Ulusal Ordu Muhafız Birliği bir resmi geçit yaptıkları zaman bunlar giyiliyor. Ayrıca da günümüzde halen bu klanlar yılda bir defa yazın bir bu Edinburgh'un meşhur şeyi vardır, caddesi vardır. Royal Mile. Bu Kraliyet Mili Caddesi yaklaşık 1 mil uzunluğundadır. İşte Holyrood ve şey arasında, Edinburgh Castle arasında bulunan bir yerde. İşte o cadde üzerinde paradlar yapılır. İşte bu İskoç klanları yılda bir defa böyle çok şeydir, resmi geçit töreni gibi herkes kendi tartanını giyer. Ondan sonra gaydalar çalınır ve bu klanlar tanıtılır. Çünkü bu geleneği yaşatmak için dünyanın dört bir tarafından klanlar buraya akın eder. Çünkü büyük bir diasporası var. Bahsettiğim 6 milyonluk İskoç'un yanı sıra bir 10 milyon İskoç da dışarıda yaşıyor. Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer yerlerde. İşte bu İskoçya'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu klanlar ve tartanlardır. Bu da İskoçya ile ilgili söyleyebileceklerimiz önemli özellikler. Peki İskoçya dağ manzaralarını ne dersiniz? Şimdi biz turumuzda ve İskoçya'ya gittiğimizde boylu boyunca İskoçya'yı geziyoruz. Edinburgh'dan yukarı geçiyoruz. İşte bu Skye Vadisi'nden ardından Highlander'e geliyoruz. Bu Highland dediğimiz yer göller bölgesiyle Glasgow arasında olan şu manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Olağanüstü güzel. Olağanüstü yani dehşet içerisinde kalabileceğiniz, ağzınız açık kalabileceği manzaralar. Ve her yer yeşil ve göl. Ve bu İskoç klanlarının yaşadığı yer işte tam da bu bölgeler. Yani Glasgow'dan yukarıya doğru Highland'lerde bu dağ manzaralarıyla karşılaşıyorsunuz. Özellikle dünyanın birçok yerinden İskoçya'ya dağcılığa gelirler. Özellikle bir keyifli dağcılık. Çünkü bu hani Türkiye'de olduğu gibi 5000 metrelik bir Ağrı Dağı burada yok. En yüksek dağ zaten 1400 metre. Yani o yüzden çok yüksek dağlar değil ama böyle dağlık dağ şekilleri, yer şekilleri çok etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir de İskoçya'ya giderler mutlaka golf oynamaya giderler. Golfa özellikle oynamaya giden insanlar var. St. Andrews şehri var. St. Andrews'ta golfun doğduğu yerde bir golf müzesi de var o şehirde. Ve golfu dünyaya tanıtan kişilerdir. Golfun ortaya çıktığı dönem ise yine Orta Çağ'da ortaya çıkıyor. İlk golfün yaklaşık olarak 13. yüzyılda yine bu dönemde ilk defa şeylerde gravürlerde yazılıyor, çiziliyor. Yine 13. yüzyılda bazı seyyahlar, özellikle Hollanda'dan gelen bazı seyyahlar bu bölgede golfu ilk defa karşılaştıklarını bu sporun yazıyorlar. 18 delikli ilk golfü St. Andrews'ta oynadığı biliyoruz. Biz zaten turumuzda bu golf sahalarına da gidiyoruz. Yani o açıdan golf çok önemli. Ve bakın hemen arkasında İskoç Deniz Fenerleri. İskoçya'da Deniz Fenerleri çok önemli bir imgedir. Dünyanın en tanınan işte deniz fenerlerine olan Bell Rock tam bir şeyin okyanusun ortasında inşa edilen bir kayalık üzerinde. Bell Rock zaten Türkçesi Çankaya. İşte çok şey var. Uzun bir hikayesi var. Şu anda zamanı da yok onu anlatmaya. Ancak bu şeyin İskoçya'nın her yerinde deniz fenerleri var. Çünkü denizci bir millet. Ve özellikle balina avcılığı ve okyanustaki diğer önemli büyük balıkları avlayan balıkçılarla da geçiniyor İskoç halkı. O yüzden deniz fenerleri çok önemli bir konu İskoçya'da. Ve tabii ki efendim viski.
İskoç viskisi dünya çapında zaten en önemli viskilerden biri. Tabii viski nedir öncelikle? Viski bir damıtılmış alkollü içecektir. Bu damıtılmış alkollü içecek ilk defa nerede yapıldığı konusunu tarihçiler araştırmışlardır ve Roma döneminde Mısır'da ilk defa damıtıldığı, yani bu Ptolemaios hanedanlığı döneminde yüksek alkollü içkinin o dönemde üretildiğine ilişkin kayıtlar var. Ve bir şekilde tabii yüksek damıtılmış içkiler Anadolu'da işte rakı, Arap dünyasında arak, işte Balkanlar'da Slivovica gibi içkilerle anılıyor. Mastika işte Yunan adalarında. İskoçya'da da yüksek damıtılmış içkinin adı viskidir. Aslında kökeni viskinin whisky, yani V ile değil whisky, Gal dilinde yani Kelt dilinde su anlamına geliyor. Ve bu su aslında hayat suyu, ab-ı hayat olarak anılıyor viskide. Yani hayat veren bir şey olarak anılıyor. Tabii İskoçya bir tarım ülkesi. Yani ağırlıklı olarak, yani ekonomik olarak çok farklı şeyleri de var günümüzde ama önceleri bu viskinin üretildiği dönemlerde bir tarım ülkesi ve ne üretiyor, ne yetişiyor İskoçya'da? Efendim, tahıl yetişiyor. Yani özellikle arpa çok yetişiyor. Yulaf yetişiyor. Buğday yetişiyor. Daha sonraki dönemlerde Latin Amerika'dan getirilen patates, ondan sonra efendim mısır yetiştiriliyor ve onlardan da alkollü içki yapılıyor. Şimdi tahıl İskoçların en önemli alkol ürettikleri olan bitkidir. Tabii viskinin çok farklı şeyleri var, üretim şekilleri var. Malt viskisi en makbul olan viski, single malt. Bu malt şeyi, içeceği arpadan üretilmiştir. Ve o yüzden malttan yapılan viskileri her zaman tercih sebebi olması gerekiyor. Biz bu seyahatimizde gittiğimizde İskoçya'da değil İrlanda'daki viskiyi göstermeyi tercih ediyoruz. Hem prezentasyon bakımından Dublin'de Old Jameson markasıyla göstermek çok hoş. Çünkü bir de İrlanda viskisi hakikaten çok lezzetli viskidir. Old Jameson viski şeyi, imalatı daha farklı. Çünkü İrlanda viskileri 3 defa damıtılıyor. İskoç şeyleri, viskileri 1 defa veya bazı markalar 2 defa damıtılıyor. Ancak İrlanda'da 3 defa damıtılan viskiler var ve böyle hakikaten keyifli ve şey lezzetli olduğunu söylemek mümkün buradan İskoçya. Ve tabii ki biz tabii işte Johnny Walker'ı tanıyoruz. Blue Label, Black Label vesaire ama İskoçya'da Blue, yani Johnny Walker'ın esamesi okunmuyor. Bu daha çok ihraç maddesi. Yani ihraç özelliği ve yılda 4,5 milyar pound, yani yaklaşık 5,5 milyar euro civarında ihracat yapılıyor viskiden. Bir de viski ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. İskoçya'da bu viskilerin sahipleri İskoçlar değil. %80 oranında Fransız kanyak üreticileri, büyük holdingler gelmişler, İskoç viskisini satın almışlar. O yüzden ancak ve ancak %20'si ulusal markalara, yani ulusal sahipleri var. Ama %80'i tümüyle yurt dışındaki yatırımcılar buraya gelip bu markaları almışlar ve işletmeleri almışlar. Biz tabii bunun tadımını ve şeyini yapıyoruz, viski şeyini. Bu da tabii İskoçya'nın önemli özelliklerinden birini olarak söylemek mümkün. Ve tabii İskoç Orta Çağ şatoları, o da İskoçya'nın önemli özelliklerinden biri. Çok sayıda şato var. Bu şatolardan biz 3 ya da 4 tanesini turumuzda ziyaret ediyoruz. Bu şato Elian Donne'ın şatosunun hemen yanında bulunan Burmin'in şatosu, hemen o bölgede.
yıkılmış. İskoçya şatoları tabii bazıları günümüzde halen kullanılan şatolar var. Ancak birçoğu müze günümüzde. Bazıları da otel konaklama imkanı da veren şatolardan olduğunu söyleyebiliriz. Şatonun özelliği şudur. Eskiden bu İskoç klanlarının ondan sonra derebeylerin yaşadığı yer şatolardır. Etrafında köy var. O da ondan sonra köylüler, ırgatlar bunlar işte üretimde çalışan gruplardır. Ancak derebeyleri bu şatolarda yaşamakta. Tabii büyük devasa şatolar var. Daha küçük mütevazi ölçülerde şatolar bulunuyor. Efendim şimdi İskoçya'nın 10 özelliğinden bahsettim. Ancak yine İskoçya ile ilgili çok daha geniş teferruat verilebilir ama dediğim gibi zaman kısıtlı. Şimdi deve dikeni İskoçya'nın ulusal çiçeğidir. Hemen solda görülen deve dikeni. Bu özellikle Haziran ayında açmaya başlar ve yaklaşık işte 15 gün boyunca bu şekilde bu çiçeği burada görmeniz mümkün. Yine İskoçya'nın kahramanlarından William Wallace ve İskoç bayrağı çok da bir imgesel olarak çok şeydir, gösterişli bir bayraktır. Çapraz haç. Neden? Çünkü İskoçya'nın koruyucu azizi St. Andrew ya da Aya Andrea ki aynı zamanda İstanbul'un da koruyucu azizidir, onu da söyleyeyim. İsa'nın 12 havarilerinden biridir. Çapraz olarak haça gerildiği için, o şekilde idam edildiği için ve bu St. Andrew'un bir orta çağda rölikleri getiriliyor. Kemikleri bir bölümü ondan sonra İskoçya'ya götürüldüğü için orada İskoçyalılar bunu benimsemiş ve St. Andrew'yu koruyucu aziz ilan etmişler ve bayrakları da zaten St. Andrew haçı olarak bilinen haçıdır. İngiltere ise ayrı bir haçı var. O da normal bildiğimiz yatay haçtır. Şimdi iki haçın birleşimidir aslında Büyük Britanya bayrağı. İskoçya ve İngiltere'nin 1701 yılında 6. James'le beraber yapmış olduğu bu bir federasyon bayrağıdır aslında Büyük Britanya. Bir de Nessie. Bakın bu şu görülen Loch Ness tabii çok önemli bir göl. Ve bu Nessie adlı canavar sempatik bir canavardır. Var mı yok mu onu bilemem. Ancak yani görenler var olduğunu söylüyor. Genelde işte bir fotoğraftan yola çıkarak bir gazeteci bir böyle güneş doğarken ondan sonra bunu çektiği söylüyor. Valla İskoçya'da viski çok birkaç duble attıktan sonra canavar görülebiliyor diyorlar. Bu da benim şeyim değil yani. Genelde bu espri çok kullanılır. Yani birkaç viskiden, skoçtan sonra her türlü canavarı, hayaleti görme imkanınız var derler İskoçya'da. Ve tabii İskoçya çok esprili insanlar. Aynı zamanda çok zeki bir halk. Şimdi şunu söyleyeyim. Şaşıranlarınız olabilir. İskoçlar dünya nüfusunun 0,01'i. Ancak İskoç ya da yayınlanan bilimsel ölçekte makale sayısı tüm makalelerin %1 İskoçya'da yazılıyor. Biliyor musunuz? Yani İskoçya'da eğitim olağanüstü önemli. Edinburgh Üniversitesi, Glasgow Üniversitesi, St. Andrew Üniversitesi Avrupa'nın ve dünyanın en iyi birkaç üniversitesinden biri sayılıyor. Örneğin şeyde Edinburgh Üniversitesi'nde 9 Nobel ödüllü bilim adamı çıkıyor. 9. Hangi dallarda? İşte biyoloji, kimya, fizik dallarında Nobel'ler kazananlar. Ve İskoçlar mucit insanlar. Çok sayıda icat, başta telefon, buharlı lokomotif, işte DNA çalışmalarla ilgili olağanüstü şeyler. Mesela Dolly, bu hani klonlanmış ilk hayvan. Hepsi bunların İskoç. Şu anda tabii bu İskoç şeylerini, icatlarını sarmaya kalksak onun için ayrı bir konuşma yapmak. Mesela Britannica Ansiklopedisi'nin ilk baskısını yayınlayan, onu ortaya çıkartanlar İskoçlardır. İskoç ekibi çıkartıyor. Radar, hani bizim bildiğimiz radar, ondan sonra printer aleti, kinetoskop, yani 1889'da ilk defa bir sinema gösterimi yapan
ilk şeyler, aletler. Ondan sonra Alexander Graham Bell telefonu icat eden. Bunlar hepsi İskoç. Hatta biz turumuzda şöyle söyleyeyim, İskoç icatları müzesini geziyoruz. Edinburgh'un en önemli müzesi bu. Yani ulusal müze değil, İskoç Ulusal İcatlar Müzesi. O kadar çok icat var ki anlatamam. Yani biz mesela deniz fenerlerini konuşuyoruz ya, Stevenson'lar, Stevenson kardeşler, mühendisler, deniz fenerinin kristalleri ve mekaniği üzerine oldukça önemli çalışmalar yapmışlardır ve şu anda Türkiye'de kullanılan kristallerin birçoğu İskoç kristalidir deniz fenerlerinde. Onu da paylaşmak isterim burada. Yani işte mekanikten, biyolojiye, kimyadan, fiziğe İskoç'ta oldukça çok sayıda icat etmiş bir halktır. O yüzden buradan gerçekten kutlamak lazım. Çok iyi bir eğitim sistemi. Yani yurt dışında okumayı düşünen birileri varsa İskoçya'ya öneririm. Özellikle Glasgow ve Edinburgh'da çok iyi üniversiteler var. Öyle bir durum. Evet, şimdi hemen İrlanda'ya geçelim. İrlanda'da neler var? Yani İrlanda öncelikle nasıl bir ülke? Bahsetmiştim. İrlanda yaklaşık 77 bin kilometre karelik bir ülke. 80 bin kilometre kare yuvarlak konuşursak. Ve 3000 kilometrelik bir çepeçevre uzunluğu var. Yani büyüklüğü aşağı yukarı Bulgaristan'dan biraz daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bulgaristan yaklaşık 100 bin kilometre karelik bir ülke. Ve İrlanda yine düzlük bir ülkedir. Çok yüksek dağları olan bir ülke değildir. O yüzden böyle alabildiğinde yeşildir. Ve İrlanda'da da İskoçya'da olduğu gibi koyun oldukça fazla. Ve hayvancılık ve tarımla uğraşan bir ülke İrlanda. Burada İskoçlarda olan icatlardan ziyade burası hoş insanların yaşadığı bir ülke. Yaklaşık işte 6,5 milyon insan yaşıyor İrlanda'da. İki bölümden oluşuyor İrlanda. İrlanda Cumhuriyeti, bir de Kuzey İrlanda olarak iki ayrı oluyor. Bunlar Kuzey İrlanda'da Protestan çoğunluk var, Katolik azınlık var. Bu Sinn Féin meselesi orada. Sinn Féin Katolik şeyidir ve güneyle birleşmeyi isteyen olan gruptur. Fakat halkın %70'i de Protestan, yani Anglikan grupta. İskoçların çoğu Protestandır. İngilizler zaten Anglikan Kilisesi'nde Protestan grup sayılan kilise içerisindedirler. Burada tabii İrlandalılar Druid olarak adlandırılan bir halkın, bir Kelt halkının torunları olarak sayılır. Dublin'de bulunan İskoçya Ulusal Müzesi'ni gezdiğimizde biz Druidlerle başlıyoruz. Bu Druidler işte insan kurban eden, bataklıklara atıyorlar. Kurbanlarını kesmiyorlar, bataklığa atıyorlar. Öyle bir kavim. Ve Keltler, Kelt kökenli sonuçta bir halk. Hani İskoçlarla akraba, Gallerle akraba olan bir topluluk. Ancak maalesef özellikle 1600 sonlarına doğru, 1690'larda Oliver Cromwell adında bir şey geliyor. Bir İngiliz başbakanlık yapmış. Orduyu getiriyor ve büyük bir katliam yapıyor İrlanda'da. 17. yüzyılın sonu, 18. yüzyılın başında. İşte bu dönemde maalesef İrlanda halkı oldukça eziyet çekmiş. Ve Oliver Cromwell o yüzden İrlanda'ya gittiğinizde Oliver ismini rastlayamazsınız. Özellikle bu tatsız olaylardan dolayı nefret ediyorlar. Çünkü on binlerce insanı öldürmüş. Yani köye gidip kıtır kıtır insan kesmiş. Öyle bir adam. İşte bu Oliver Cromwell o yüzden İrlanda'da nefretle alınan bir adam. Ve tabii şunu getirmiş. İrlanda'da Gaelic dili konuşulma yasaklanmış. Aynı şeyi bahsetmeyi unuttum efendim. Şeyde İskoçya'da da bu özellikle 1700'ler, 1800'ler, 1900'lerin başlarına kadar İskoç ulusal simgelerini taşımak yasaklanmıştır. Mesela hani biz şu anda rahatlıkla Gaide dinliyoruz ama o dönemlerde yasak. Çünkü bağımsızlık,
milliyetçilik ruhunu ondan sonra canlandırmak, herhangi İskoçlar tartan girmesi yasaklanmış klanların, ulusal giysilerini. İrlanda'da da benzer şey yapmış İngilizler. 1700'ler, 1800'ler özellikle İrlandalıların asimilasyona uğradıkları dönem. İrlanda dili, yani Galik dili yasaklanmış. Konuşamıyor insanlar sokaklarda. Evlerde gizlice Gaelic konuşuyorlar. Onun yanı sıra hiçbir İrlanda sembolünü anlatmak mümkün değil. İşte öyle bir asimilasyona geçtikten sonra günümüzde çok az sayıda insan Gaelic ya da Kelt dilini kullanıyorlar İrlanda'da. Maalesef böyle bir acı bir gerçek var. Ve İrlanda hükümeti buna rağmen yoğun bir şey var. Gaelic dilinin, İrlanda dilinin İrlanda'da konuşulmasını teşvik şey yapıyor. İrlanda dilinin günlük hayatta kullanılması ve oldukça yol kat etmişlerdir. Yani şeyde günümüzde İngilizce'nin yanı sıra İrlandaca ve kuzeylerde bulunan özellikle Belfast taraflarında Ulster İskoç dilini konuşan, yine İskoç'un Gaelic, Kelt bölümünü konuşan bir grup da orada var. İşte İrlanda böyle bir yer. Şimdi İrlanda'ya neden gitmeliyiz? İrlanda'nın özellikleri nedir diye bir çırpıda şöyle 10 tane temel şeyden anlatmak isterim. Efendim, şimdi İrlanda doğasıyla meşhur bir yerdir. Doğasıyla. Ne var? Özellikle işte bahsettiğim vadiler, yemyeşil bir doğa ve şu görülen kayalıklar, devler kaldırımları ya da devler kayalığı olarak bilinen bazalt taşından yapılmış bir doğa harikası. Bunlar böyle 2004 senesine kadar çok dikkate alınmamıştı. Ta ki UNESCO burayı Dünya Kültür Mirası listesine dahil edene kadar. Sonra burası şu anda bir milli park haline geldi ve burayı fotoğraf çektiriyorsunuz. Böyle güzel bir etkileyici bir yer. Ve tabii ki İrlanda müziği. Efendim, İrlanda müziğini dinlemeden İrlanda'dan tabii ki gitmek mümkün değil. Çünkü her yerde var. Otele gidiyorsunuz, otelin pub'ı var. Orada İrlanda müziği dinliyorsunuz. Ne var? Bakın şu enstrüman adı banjo. Banjo. Bu banjo zaten Amerikan folk müziğinin de aslında kökeni İrlanda müziğidir. Bu birazdan bahsedeceğim topuk dansı ve banjo müziğiyle şarkı söylemek, eğlenmek vesaire hepsi İrlanda kültürüne ait. Çünkü İrlanda'da 1849 yılında çok talihsiz bir olay yaşanıyor. 1849 ile 1856 yılları arasında tam 7 yıl boyunca büyük bir kıtlık yaşanıyor. Birazdan bahsedeceğim ama şu anda müziği anlatayım. Müzik, gitar, banjo ve keman enstrümanlarıyla çalınan günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ve günlük hayatın vazgeçilmez parçalarından bir tanesi de masal okumalarıdır. Şimdi İrlanda'da halk toplanıyor, masal okuma yapmayı halen günlük hayatında kullanıyor. Bu masal okumaları özellikle Kelt mitolojisinden alınma hikayelerle doludur. Kelt mitolojisi, bahsettim biraz önce, pagan ve politeist bir tanrı anlayışıyla ve aynı zamanda İrlanda'da tıpkı İzlanda kültüründe olduğu gibi perilerin varlığına inanılır. Nehirlerin, ondan sonra taşların, ağaçların ruhu olduğuna inanılır. Ve bu ruh İrlanda'yı aslında Avrupa'nın geri kalan kıtasından ayıran özelliklerden biridir. O yüzden biz turlarımıza gittiğimizde orada bu hikayelerden, bu efsanelerden, bu masallardan bahsediyoruz. Dengeliyse geldiğimiz zaman da bir masal okuma seansına da katılma şansımız olabiliyor. Her zaman olmuyor ama bazen bu, çünkü doğaçlama olan bir şey. Bazı dernekler, kuruluşlar bu İrlanda mitlerini, efsaneleri anlatmaya bayılıyorlar. Kendi aralarında zaten olağanüstü keyifli. Ve müzik, bu Gaelic müzik de hakikaten etkileyici olduğunu söylemek mümkün. Ve tabii ki bu doğa harika olaylardan bir tanesi de falezlerdir.
Bu falezler, İrlanda'nın birçok yerinde bu tip falezler var. Ve bu falezler, bu arada şey bitti, hemen onu falezler İrlanda'nın Instagram, çünkü aynı zamanda Instagram'dan yayın yapıyoruz. Instagram'da bir saatten sonra yayın kesiliyor. O yüzden kusura bakmayın, biraz şey yaptım. Bu falezler olağanüstü güzel. Şöyle kilometrelerce şey yapıyor, uzanıyor. Ve buradan bu manzara için insanlar dünyanın her yerinden geliyorlar. Bu fotoğraf Moher falezlerinden alınmadır. Ve bu Moher falezleri UNESCO'nun Dünya Doğal Mirası listesinde yer almakta. Evet, patatesten bahsettim. 1849-1856 yılları arasında yaşanan çok tatsız bir olay. Bir trajedi yaşanıyor İrlanda'da. Bu trajedi şu. Efendim bir patates mantarı var. Bu patates mantarı o sene 1849 yılında patatese bulaşıyor. Ve sadece büyüyen patateslerde değil, depolarda olan bütün patateslerde bu mantar bulaşıyor, topraklara giriyor ve ardından kıtlık başlıyor. O dönemde patates İrlanda'nın yegane besini. O yüzden yüz binlerce insan bundan hayatını kaybediyorlar. Tam 1 milyon insan 7 yıl boyunca hiçbir gıdası olmaması sebebiyle efendim bu açlıktan ölüyorlar. 1 milyon civarında İrlandalı da Amerika'ya göç ediyor. İşte o dönemde Kraliçe Victoria var, Büyük Britanya'nın başında. Kraliçe Victoria bir miktar yardım yapıyor. Ancak yurt dışından da yardımlar geliyor. Şimdi o dönemde padişah Sultan Abdülmecit. Abdülmecit şeyi gönderiyor. Ondan sonra 5000 altın göndermek istiyor. Ancak bu çok fazla bulunuyor kraliçe tarafından. Çünkü kraliçe 1000 altın vermiş. Hani hikaye böyle. Onun üzerine 1000 altın veriliyor. Osmanlı Devleti İrlandalıların kıtlık şeyine. 4000 altınlık da buğday gönderiliyor. Ancak bu buğday Dublin'de izin verilmiyor ve Dublin'in kuzeyinde bulunan, yaklaşık bir 40-50 metre kilometre kuzeyinde bulunan Drogheda limanına taşınıyor buğdaylar ve oraya bırakılıyor. İrlanda halkına verilmek üzere. Günümüzde bu olayı anlatan bir plaket var Drogheda'da. Orada Osmanlı tüccarlarının da kaldığı bir şey var, bir otel var. Günümüzde halen faal bir otel. Orada o plakette bu olay anlatılıyor. Aynı zamanda Osmanlı arşivlerinde de İngiltere Kraliçesi Victoria'nın teşekkür beratı var. Osmanlı Devleti'ne verilmiş bu yardımdan dolayı. O yüzden önemli bir olaydır. İşte patates olayı, patates kıtlığı olarak bilinen büyük kıtlık İngiltere'yi, İrlanda'yı bu şekilde kasıp kavurmuştur. Ve o tarihten sonra İrlanda kültürü tamamen ortadan kalkmıştır. Çünkü çok sayıda İskoçyalı ve İngiliz bu bölgede yerleşir ve ardından İskoçlar kendi ülkelerinde adeta köle olurlar. İşte 19. yüzyıl sonlarında bu patates olayıyla beraber artık İngiltere'ye karşı iyice bilenen İrlanda milliyetçileri 1880-90'lardan itibaren bağımsızlık mücadelelerini hızlandırmışlar. 1920 yılında İrlanda bağımsız bir devlet olmuştur. İrlanda Cumhuriyeti velhasıl bu şekilde kurulur. Patatesin milliyetçiliğin şekillenmesinde oldukça önemi vardır. Ve tabii pagan törenleri ve festivaller denk gelirse bunlara da gidiliyor. Gidiyoruz. Özellikle günümüzde halen, çünkü İrlandalılar Katolik çoğunlukla
İrlanda Cumhuriyeti'nde olanlar. Tabii Belfast'ta yukarısı protestan bahsetmiştim. Ancak bu törenleri yapan binlerce insan var. Halen geleneksel İrlanda dinini yaşayan çok sayıda insan halen bu törenleri, şu görülen pagan törenlerini yapan insanlar var. Ve tabii ki pub. İrlanda pub'ın doğduğu yerdir. Birçok insan Londra sanır ama özellikle Orta Çağ'da ilk pub'lar İrlanda'da ortaya çıkmıştır. Çünkü İrlandalılar bir neşeli insanlar, esprili insanlar. Her şeyi espriye vururlar. Yani böyle çok hoş şanlı anlayışları var. Böyle sosyal temas anlayışları vardır İrlandalıların. Müziği sevmeleri, içkiyi tüketmeleri ve viski üretmeleri ve aynı zamanda birazdan bahsedeyim. Bira, Guinness birası İrlanda'nın birasıdır. O yüzden çok neşeli insanlar, hoş sohbetler, pub'lar buradan çıktığını not edelim sadece. Bir de St. Patrick. St. Patrick çok önemli bir aziz. Bu aziz 4. yüzyılın sonunda yaşamış, İngiltere'den İrlandalı korsanlar kaçırıyor St. Patrick'i ve 6 yıl boyunca İrlanda'da köle olarak bulunuyor. Sonra bir şekilde kaçıyor, İngiltere'ye dönüyor ve feyz alıyor, Hristiyan oluyor. Sonra da bütün İrlanda'ya Hristiyanlığı yayan bir kişidir. 17 Mart günü, hatırlayınız, 17 Mart günü St. Patrick günüdür. O gün İrlanda'nın en büyük festivali yapılır. Bir gün oraya özel olarak St. Patrick günde bir tur yapacağız. Ondan sonra takip edin. St. Patrick gününde İrlanda'da olmak apayrı bir duygu, apayrı bir ayrıcalık. Evet, St. Patrick koruyucu azizidir İrlanda'nın. Bir de topuk dansı, şurada görüldüğü gibi. Biz topuk dansı da ondan sonra izliyoruz. Topuk dansı ne zaman, nasıl ortaya çıktığı konusunda çok fazla bir şey yok, bilgi yok. Ancak folklorik bir olaydır. Topuk dansı, Amerika'daki topuk dansı zaten İrlanda'dan geçmiş bir danstır. Ve tabii ki vazgeçilmez konumuz edebiyat. Efendim şimdi İrlanda'da mitolojinin yanı sıra İrlanda edebiyatı dünya çapında edebiyatçılar çıkartmıştır. Jonathan Swift, Oscar Wilde, James Joyce, George Shaw, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, ondan sonra William Yeats gibi yazarlar, oyun yazarları, şairler hep edebiyatçılar İrlanda'da. Bu kadar büyük edebiyatçı sayısı dünyanın hiçbir yerinde yok. Bakın 6 milyon ülkeden bahsediyorum. Bu kadar dünya çapında bir edebiyatçılar ordusu var adeta. Biz Dublin'deki turumuzda İrlanda Edebiyat Müzesi'ne gidiyoruz ve orada bütün yazarların kitaplarının orijinalleri ve özel eşyaları sergileniyor. Ben o müzeyi gezmekten büyük keyif alıyorum efendim. Büyük keyif. Çünkü Dublin'de bir de edebiyat turları yapılıyor. Böyle çok detay falan isteyenler için. Şimdi Oscar Wilde, Dorian Gray'in portresi. Hani hatırlayınız yani müthiş bir şey var. Edebi eser var. Yine ondan sonra Jonathan Swift'in unutulmaz eseri Gulliver'ın ülkesi. Gulliver cüceler ülkesinde. Hani Gulliver'ın seyahatleri. Yani ben onu lisede okumuştum. İşte Jonathan Swift Dublin'deki St. Patrick Katedrali'nde ondan sonra gömülmüştür. James Joyce, Ulysses'i kim bilmez edebiyatı sevenler. Biz James Joyce'un kulesine gidiyoruz. James Joyce'u tanımak ve o ruhu orada yad etmek için. Çünkü Ulysses'de geçen sahnenin aslında büyük bölümü o bir kulede geçer. O kuleyi geziyoruz. Yani onu görmek olağanüstü keyifli. Özellikle edebiyat tutkunları için. George Bernard Shaw, yani oyunlarını izlediğimiz ondan sonra kişi ya da Yeats. Bizans'a yolculuk kitabını okumuştum ben yıllar evvel. Şimdi bütün bunları üreten bir halk, İrlanda halkı. O yüzden İrlanda edebiyatıyla, müziğiyle, daha çok böyle yaşayan kültürüyle, mitolojisiyle çok
keyifli, gezilmesi gereken bir ülke. Şimdi toparlarsak, biz Antonio'da turizm olarak İskoç İrlanda tur yapıyoruz. İşte ilk turumuz bu sene 29 Temmuz 9 Ağustos'ta olacak. Açılacağını diye umuyoruz, tahmin ediyoruz. Artık 15 Haziran'dan sonra Avrupa Birliği'ne seyahatler serbest bırakılıyor. Bunu Avrupa Birliği ilan etti. O yüzden ona göre hazırlıklarımız var. Ancak seneye de 17-28 Temmuz tarihlerinde de şimdi kısaca biz Antonio olarak turunları nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle bakın, önümüzdeki haftadan itibaren zaten bu tarz seminerlerimiz de olacak. Otellerimiz çok iddialı otellerdir. Yani sıradan oteller değil. Bazı yerlerde çok özellikli otel. Mesela Edinburgh'da kalacağımız otel, Radisson Blu'nun Edinburgh City Center Oteli ve bir şato mahiyetinde bir otel. Bakın için böyle kemerli olan caddeler, şeyler, yollar, kahvaltısı gayet açık büfe, odaları konforlu. Yine Aberdeen'deki otelimiz, ondan sonra Atoll Palace Oteli, o da bir şato gibi olan bir otel. İçi böyle, bakın lobisi, odası, ondan sonra bu da kahvaltı salonu. Son derece şeyler. Bu da Loch Ness'teki otelimiz. Lovat Oteli. Odası son derece İngiliz, İskoç sadeliğiyle yapılan ve Macintosh'un dokunuşları olan Arnavut özellikli odalardır. Bakın mimarisi, iç mimarisi. Sadece oteller bile, hani şöyle bizimle gezen dostlarımız şunu söyler. Ya bu otellerin tadını çıkartamıyoruz ya. Ya şöyle birkaç gün, ama birkaç gün kalacak olursak da turu yapamıyoruz. Yani bitmiyor tur. O yüzden hani otelleri işte kahvaltısında tadını çıkartıyoruz. Şömineleri var. Ondan sonra işte onun yanında oturuyorsun, kitabını okuyorsun. Şöyle keyifli ondan sonra yerlerde akşam yemeği ya da kahvaltı yapıyoruz. Efendim bu da şeyde yine Oban'daki otelimiz, o da böyle şöminesi olan, şık güzel odaları olan, kahvaltı salonu, beyaz şeyli ondan sonra. Bu da Glasgow'daki otelimiz, Dakota Oteli. Modern mimari çizgileri, çünkü Glasgow'un bir sanayi şehri. Ondan sonra böyle güzel odaları olan. Bu da Benedict's of Belfast Oteli. Otel çok keyifli bu arada. Yanında nefis bir pub var. Dublin'in en eski pub'ı olduğunu söyleyebilirim. Şeyde ondan sonra bu arada ilk sorularımızı alabilir miyiz Gökhan? Bir soruları bir alalım. Bakalım. Evet. İskoçya'ya dair hangilerine ilgi duymaktasınız? Bakalım. Neler hatırlayacaksınız? Farklı kültür, coğrafyaları tanıma, İskoç tulumu, gayda, İskoç ulusal eteği, viski, İskoç dağları, şatoları, Rennie McIntosh golf. Evet. Bu sunumdan en çok hangisi ilginizi çekti? Yani onu öğrenmek istiyoruz. Tabii bütün bu soruların bir sebebi var. Bizim iç dinamiklerimiz ve aynı zamanda turları şekillendirmekle ilgili şeyimiz, kaygılarımız var. O yüzden bunları soruyoruz. Yani şato mu daha çok ilginizi çekiyor, yoksa viski mi, yoksa işte gayda mı, müzikli şey mi, yoksa golf mu? Mesela en az golf olduğu ortaya çıktı. O güzel. Demek ki doğru şey yapıyoruz. Ondan sonra hemen bundan sonra ikinci soruyu da alalım Gökhan. Bu bittikten sonra ikinci sorumuzu alalım. İrlanda'ya dair hangilerine ilgi duymaktasınız? Bununla bir İrlanda'yı da bakalım nasıl görmek istersiniz anlamında soruyoruz. Yani pagan festivaller, bir pop kültürü mü, İrlanda mitolojisi gerekse, İrlanda müziği mi, devler kayalığı mı, ondan sonra doğa mı, topuk dansı mı, onu bir tanımak istiyoruz. Ondan sonra evet, aşağı yukarı eşdeğer çıktı görüyorum şeyde. Evet.
Evet, ben otelleri anlatmaya devam edeyim. Evet, teşekkür ediyoruz Gökhan'cığım. Sağ olasın. Son şeyi biraz sonra alırız. Bu otelleri bitireyim. Evet, bu Moher kayalıklarındaki otelimiz Armada Oteli. O da böyle denize sıfır. Ondan sonra şarabınızı, kadehinizi yudumlayabileceğiniz böyle nefis bir manzara eşliğinde ve çok güzel bir İrlanda pub'u var otelde. O da pub'sı zaten otel pek mümkün görünmüyor İrlanda'da. Onu yaşamak gerekiyor. Odalar da böyle keyifli, manzaralı odalar. Efendim bu da Dublin'deki yok pardon bu Killarney'deki Scots otelimiz. Scots oteli böyle lobisi geniş olan, odaları konforlu olan, bu konforda. Fotoğraflar zaten odalardan birebir hani fotoğraflar bir şey yok. Bir de Dublin'deki ondan sonra Trinity otelimiz. Bu Dublin şehir merkezindeki güzel bir otelimizdir. Yürüyüş mesafesinde birçok yere. O yüzden çok avantajlı durumda. Odalar son derece konforlu. Ve restoranlar bakın biz tabii turlarımızı dizayn ederken gurme özelliğine dikkat ediyoruz. Yani biz oraya gittiğimizde ne yiyeceğiz? Bu çok önemli bir konu. Yani o 2-13 gün İrlanda, İskoçya'da aynı yemeği yemek sıkıcı olur. O yüzden seçtiğimiz bütün restoranlar aslında gurme özellikler. Özellikle birkaç restoranımız var ki bu turda Dine Edinburgh, Michelin yıldızlı bir restorandır. Yani son derece başarılı. Eti, garnitürleri vesaire. Michelin ayarı. Yani Michelin yıldızlı restoran öyle söyleyeyim. Glasgow'daki Rogano restoranımız bu da çok özellikli restoranlardan biri. Menüleri özel. Ve yine bir başka Michelin yıldızlı restoranımız Dublin Pig's Ear adlı bir restoran. Bu da hani anlatılmaz yaşanır tarzında bir restorandır. Şeyimiz bu. Bir de etkinlikler var. Celtic Nights Dublin. Bunu şey yapıyoruz. Ondan sonra Dublin'de bir gece Kelt gecesi topuk dansıyla, müziğiyle, her şeyiyle bunu şey yapıyoruz. Old Jameson'da viski tadıyoruz. Bunu mutlaka yapmaktayız. Bakın viski tadımının olduğu yerler. Bir de Guinness birahanesine gidiyoruz. Orada bira tadımı, biranın yapımı, müzesi oldukça şey var. Bir de tabii İskoçya'da festival zamanı gidiyoruz. Ağustos ayında. Orada festival sırasında festival etkinliklerine katılıyoruz. Böyle bir avantajı var. Ondan sonra hem sokaklarda hem şeyle. Bir de bir tren seyahatimiz var. Bu da Harry Potter treni olarak bilinen Elmdale'den Fort William'a giden, Malek'ten Fort William'a giden çok keyifli Harry Potter filminin çekildiği şöyle manzaraları olan güzel bir tren yolculuğu şeklinde geçiyor. Şimdi şey alabilir miyiz son soruyu Gökhan? Son soruyu alalım. Son soruyu alalım. Ondan sonra sorular varsa onları ben almak isterim. İskoçya'yı hangi dönem gezmek istersiniz? Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Nisan, Mayıs. Seyahatlerde mevsim ve dönem gözetmem diye de söyleyebilirsiniz. Bunlardan şöyle bir bakalım. Ardından da sorular var mı? Onu bakalım. Soru varsa soruları memnuniyetle yanıtlamak isterim. 1 saat 20 dakika oldu. Ondan sonra evet. Tabii en çok Haziran, Temmuz, Ağustos'ta gitmek isteyen dostlarımız var. Eylül, Ekim'de de gitmek isteyen. Nisan var. En çok Haziran, Temmuz, Ağustos. Tabii bizim turumuz da zaten bu dönemlerde. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta. Şimdi sorulara alalım Gökhan. Ben soruları bir bakayım. Ne sorular soruldu? Evet, soruları alabilir miyiz? Evet, sorular kısmını çok seviyorum çünkü hani dinlendiğim, izlendiğim hissini uyandırıyor.
Aysin İzer Hanımefendi günaydın demiş. Gülce Hanım bu süreçteki tüm yayınlar için çok teşekkür ediyor. Biz teşekkür, büyük bir memnuniyetle. Dora Hanım merhaba diyor. Handan Hanım, sevgili dostumuz, ben bu turu Antonella'yla 2016 yılında yapmıştım. Benim gibi müşkül pesent bir gezgini bile son derece tatmin eden çok dolu bir program. Harika oteller, yemekler, tadımlar. Herkese bu turu öneriyorum diyor Handan Özdemir. Teşekkürler Handan Hanım. Sağ olun sözleriniz için. Meral Fuchs, Edinburgh'da yapılan geçit töreni ne zaman? Bu yazın yapılıyor ama yazın 2 ay boyunca festivaller yapılıyor. Temmuz ayında kentler değişebiliyor tarihler ama genelde Temmuz ayı. Ama Temmuz ile Ağustos ayı oldukça festivallerin olduğu bir dönem. İşte Edinburgh'da Tattoo Festivali var. Yani askeri bandolar festivali. Onun yanı sıra Edinburgh Fringe var. Ben bu Fringe'e bayılıyorum. Ya nasıl anlatayım? Yani bir şehirde yüzlerce etkinlik aynı anda yapılır mı? Yapılıyor. Barlar, publar, sokaklar, resim galerileri, her köşe bir etkinlik alanı. Bundan öykünerek ben Galata Şenliği'ni organize ettim 2 yıl boyunca Fringe'e öykünerek. Yine bu resmi geçit töreni de Temmuz'da yapılıyor diye not geçelim. Ateş Festivali'ni anlatırsanız sevinirim. İnşallah başka bir sefere. Şu anda görselleriyle anlatmam lazım onu. Çünkü o bir pagan festivali. Demin bir kısa görselini göstermiştim. Adnan Bey, bu turda da siz mi rehber oluyorsunuz? Evet, Adnan Bey, rehberi benim turun. Arzu Hanım, İskoçya ve İrlanda'ya gitmek için en güzel süreç ne zamandır acaba? Haziran, Temmuz, Ağustos'tur. Bu seneki turumuz bizim 29 Temmuz'da başlıyor. Ağustos ayında devam ediyor. Önümüzdeki sene de Temmuz ayında yapıyoruz. Yani en iyi dönemlerinde. Çünkü bir de yağmur yağmaması lazım. Arkadaşlar, yani yağmur yağmayacak. En az yağmur yağdığı dönem yine bu dönemler. Yani şey gittiğinizde Nisan'da, Mayıs'ta şeyde falan yağmur yağıyor yani. Bayağı orada da yağmurlar, bayağı böyle keskin yağmurlar. Efendim, Arzu Hanım şunu sorar. İrlanda'da masal okuma seansları canlandırmalı olarak mı yapılıyor? Kostüm giyiyorlar mı acaba? Genelde canlandırmasız yapılıyor. Çünkü masal okumak zaten başlı başına bir şey bilirseniz, Suriye'de de Hakavatiler var. Bu Hakavatiler İpek Yolu üzerinde masal anlatıcıları. Bu masal anlatıcılarının özelliği vücut hareketleri, mimikleri ve kullandıkları dildir. Onları çok iyi canlandırma yapıyorlar. Ancak kostümlü yapan gruplarda var. O da sahnede daha çok yapılan bir iş. Efendim, Feride Altan soruyor. Dünyada yayınlanan bilimsel makalelerin kaçta kaçı İskoçya'ya yayınlanmıştır? Tam duyamadım. %1'i. Her 100 bilimsel makaleden biri İskoçya'da yayınlanıyor. Bu derece bilimsel bir toplum olduğunu söylemek mümkün. Egemen Gürakan şunu söylüyor. Atilla Bey, Yüzükler Efendisi bu Kelt mitolojisine etkilenmiş midir? Kesinlikle. Yüzüklerin Efendisi sadece Kelt mitolojisi değil. Orada şey de var. Yunan mitolojisi de var. Slav mitolojisi. Birçok mitolojik öykünün harmanı aslında Yüzüklerin Efendisi ama Kelt özellikle önemli bir yeri tutuyor. Elif Bülbül Hanım soruyor. Diyor ki, Atilla Bey, sizi keyifle ve dikkatle dinliyorum ve seminerlerinizi kaçırmamaya dikkat ediyorum. Sağ olun, var olun. Sorun şu. Osmanlı Padişahı'nın gönderdiği buğday tohumları sonrası İrlanda'da buğday yetişmeye başlamış diyebilir miyiz? Buğday yok. Aslında evet, doğru. Ama Osmanlı tarafından mı buğdaylar başlatıldı yoksa başka buğdayda daha çok arpa yulaf var. Hani buğdaydan ziyade arpa yulaf var şeyde İrlanda'da. Bu zaten Guinness birasının ortaya çıkması yulaftan kaynaklanıyor. Açıkçası bunu bilmiyorum Elif Hanım. Hani Osmanlı buna etken oldu mu? Handan Özdemir yine soruyor. İrlanda ritüelleriyle ilgili Irmağın Cinleri yazan Hannah Kent, tavsiye ederim. Handan, çok teşekkür. Her zamanki gibi turlarda da katkılarınız güzel oluyor. Şimdi katkılarınızı sürdürüyorsunuz. Çok sağ olun. Hannah Kent adlı yazarın Irmağın Cinlerini tavsiye ediyor. Handan Özdemir okumuş. Şevket Baykoçak sorar. Atilla Bey, spesifik bir sorum olacak. Japonya ile ilgili. Kızım Japonca öğreniyor ve ilk Japonca sunumunuzu kaçırdı. Geri dönüştü bulabiliyor muyuz? Yüklenmedi mi acaba ya da biz mi bulamıyoruz? Yüklendi diye biliyorum. Japonya seminerim şu anda YouTube'da olması gerekiyor. Olması lazım. Bakmanız lazım. Var orada yani. Ben görmüştüm.
Polat Özcan, yemekler konusunda bilgi verir misiniz diye soruyor. Polat Bey, yemeklerimizin yendiği restoranlardan kısaca bahsetmeye çalıştım. Ancak çok çeşit sunuyoruz. Yani et var. Çünkü zaten bonfile tarzı yemekler bizde oldukça yoğun. Balık, ondan sonra geleneksel çorbalar mutlaka oluyor. Tadımlıklar olur. İştah açıcılar, yani appetizers. Ve tabii scone mutlaka oluyor. Scone, ben bahsettim böyle, hakikaten çok keyifli. Scone, kaymak, çırpılmış kaymak ve marmelat ve çay. Olağanüstü güzel. İstanbul'da nerede bilmiyorum. Varsa bana yardımcı olursanız sevinirim. Scone'u özledim. Diyor ki Şevket Baykoçak, harika sunumlarınız için çok teşekkürler. Siz ve emek veren tüm Antonio ekibine çok teşekkür ediyor. Biz teşekkür ediyoruz Şevket Hanım. Adnan Bey diyor ki seminer tarihlerinizi de bilmek isteriz. Seminer tarihlerimizi şöyle, YouTube'dan zaten yayınlıyoruz. Benim her pazar günü seminerim bu arada. Her cumartesi şu anda oldu. Önümüzdeki hafta yine olacak. Sonraki hafta. Pazarları. Handan Hanım şunu söylemiş Özdemir. Atilla Bey, bir de Aberdeen'deki kilise barlardan bahseder misiniz? Çok ilginçti Handan. Handan Hanım, çok sağ olun. Yine katkıda bulundunuz. Efendim, Aberdeen'de insanlar dinden çıkmış. Protestanlığı bırakmış birçok insan. Ve o kiliseler cemaati olmadığı için barlara dönüşen kiliseler var. Çünkü cemaati olmadığı için belediye de bu binaları açık artırmayla satmış ya da kiralamış. Bazıları otel, bazıları kazino, kumarhane, bazıları da bar olmuş. Bu, sağ olun Handan Hanım, sattığınız için. Hani orada Aberdeen'de kaldığımız zaman buraya gitmek mümkün. Olağanüstü keyifli bir şeyler. Yani kilise düşünün, kilisenin apsisinde oturuyorsunuz, restoran kurulmuş, orada yemeğinizi yiyorsunuz falan. Öyle bir atmosfer. Can Atılgan şunu soruyor. Karadeniz, İrlanda, İskoçya, Fransa, Britanya müzik ve dansları benziyor. Sizce buradaki bağlantı nasıl oluşmuş olabilir? Şöyle, hani biliyorsunuz Frigya bölgesi aslında Keltlerle bir bağlantısı var o bölgenin. Yani Avrupa'dan gelen bazı kavimler, bazı Kelt kavimleri ondan sonra bu bölgeye geliyor. Muhtemelen Hititlerden, çünkü sonuçta biz onlardan daha eski bir coğrafyayız. Yani Anadolu coğrafyasında M.Ö. işte 1300-1400'lerde gaydanın çıkması ya da frig ya da müzik enstrümanlarının çıkması, o dönemde zaten esamesi yok onların, o kültürlerin. Dolayısıyla bundan esinlenmiş olabilirler. Hani Keltlerin Balkanlara ve Anadolu'ya gelmesi apayrı bir zaten seminer konusu. Bu işte 6-7-8. Yüzyıllarda oldukça bir Bizans'ta temasları var. Ondan önce de var zaten Keltler. Hani evet, Can Bey, yanıtımız böyle olsun. Efendim, Maral Fuchs, edebiyatı koymamışsınız ama oturlar da ilgi çekici. Maral Hanım, zannediyorum kaçırdınız. Edebiyattan da kısaca değindim. James Joyce'dan, Jonathan Swift'ten, James Joyce'un yaşadığı kulesine gidiyoruz, müzeye gidiyoruz. Ondan sonra Jonathan Swift'in mezarını görüyoruz. Yani edebiyat turları da burada bizim içimizde var. Zannediyorum kaçırmış olabilirsiniz. Arif Yaltır şunu soruyor, not etmiş. İrlanda paganizmi aynı şaman kültürü sanırım. Yorumunuzu alabilir miyim? Evet, denilebilir. Çünkü orada da hekimler var. Hekimler, aynı şaman hekimler olduğu gibi topluluklar bu şamanlar, daha doğrusu onların büyücüleri ruhlarla irtibat kuruyor. Aynı benzer bir kültür. Meral Arık Toprak, kuzeyde ve soğuk bir ülkede bu kadar yeşillik ve çiçek nasıl olabilir? Yağmur çok fazla var. Öyle bir yeşillik var. Gülnur Uçantekin, Edinburgh Fringe Festivali zamanı mı gidiyorsunuz? Evet, aynen öyle. Fringe zamanı gidiyoruz. Ağustos'ta oradayız. Bu sene gelirseniz katılma imkanınız olur. Görme imkanınız olur Fringe'i. Şenol Yalgın, her iki ülkede de hangi viski tadım evleri ziyaret ediliyor Atilla Bey? Guinness fabrikasına da gezi var mı? Şöyle, İskoçya'da viski tadımı yapmıyoruz. Çünkü hani iki defa çok gereksiz bulduk. Bir tanesini Old Jameson House'da yapıyoruz. Orada Old Jameson viskisi
var. Hatta bir viski göstereyim. Bakın şurada Old Jameson viskisi. Burada isminizi yazdırabiliyorsunuz. Bakın burada Attila Tuna yazıyor. Attila Tuna. Buraya adınızı, soyadınızı bu viskiye yazdırabiliyorsunuz. Böyle bir hatıra da yapabilirsiniz. Guinness fabrikasına gidiyoruz mutlaka. O çok güzel bir müzesi var. Gitmek için ideal zaman ne zamandır? Temmuz-Ağustos. Bu turun fiyatı şu an belli mi? Tek konaklama farkı hem bu senenin hem önümüzdeki senenin fiyatı belli. Web sitemizden görebilirsiniz. Ezgi Alın teşekkür ediyor. Turlar paket all in mi oluyor? Polat Özcan. Evet, paket all inclusive şöyle. Öğle yemekleri hariçtir. Akşam yemekleri, ekstra turlar, geziler, ondan sonra ekstra yaptığımız birçok etkinlik hepsi dahildir. Serap Hanım İskoç eteğinin anlamı nedir diye soruyor. O şöyle Roma ordusunun girdiği bir şeydir. Roma ordusu biliyorsunuz onlar da etek giyer. İskoçlar Romalılardan yani o kültür daha doğrusu Gayda'nın yanı sıra İskoç eteğini de Roma eteğini de almıştır. Sertaç Çelik'e siz bu tur için hangi mevsimi tavsiye edersiniz? Gittiğimiz mevsimi Temmuz, Ağustos, Haziran. Deniz Dikmen yaz ve kış mevsimi arasında fiyat farkı var mı? Kışın ülke ne kadar soğuk oluyor? Soğuktan ziyade yağmurlu oluyor. Yani böyle tatsız oluyor öyle söyleyeyim. Ama soğuk aynı zamanda. Yani İskoçya'nın bulunduğu bölge Finlandiya'nın Lapland bölgesiyle neredeyse eşdeğer. Bayağı yukarılarda. Tevfik Yağcı teşekkürler ediyor. Adnan Bey teşekkür ediyor. Meral Fuchs harika anlatımınız için teşekkürler diyor. Erman Dikbıyık. Ağustos mantıklı gün fakat pandemi buna etki etmez mi? Şimdi şöyle tabii pandemi günlük yaşıyoruz, günübirlik yaşıyoruz. Biz planladık, programladık, yapacağımızı tahmin ediyoruz. Çünkü Avrupa Birliği 15 Haziran'dan sonra seyahatleri serbest bırakıyor Avrupa içinde. Bir süre sonra da kapılarını açacak. Hani dolayısıyla serbest görünüyor. Şu anda tabii bilemiyoruz. Yani biz bu günleri zaten tahmin edemiyorduk. O yüzden şu anda bir planlı bir şekilde gidiyoruz. Nogay adlı takipçim çok teşekkür ediyor. Muharrem Bey en uygun ay sanırım Ağustos öyle mi? Evet diyebiliriz. Temmuz-Ağustos. İlknur Kılıç çok teşekkür ediyor. Necla tren yolculuğu ne kadar sürüyor? Necla yaklaşık 2 saat sürüyor. Çok güzel vagonlar. İçinde ikramlıklar vesaire keyiflidir. Ondan sonra Asuman Hanım demiş ki merhaba ben bu turu seneden önce yapmıştım ama festivaller zamanı gene gitmek isterim. Asuman Hanım tekrar bekliyoruz. Belma Hanım çok teşekkürler sağ olun var olun demiş. Ruzan Yılmaz bugün de son derece keyifli bir anlatım oldu. Çok emek veriyorsunuz bütün ekibe teşekkürler sağ olun. Aysun İzler ben de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunum oldu bu geziye katılacağını söylüyor Aysun Hanım. Bekleriz. Şenol Yalgın. Atilla Bey, McGregor'lar köken olarak İskoçyalı yoksa İrlandalıdır. Şöyle, Mac kelimesi takısı, ön takısı efendim şeydir, İskoç ön takısıdır. Oğlu anlamına gelir. İrlandalıları tanımak için O kelimesi, O'Brien, O'Ryan, O'Sullivan gibi O harfi İrlandalılığı gösterir. Mac kelimesi de efendim İskoçların şeyidir, argümanıdır. Atahan Hüves, merhaba Atahan. İzlediğin için teşekkür ederim. İngiliz, İrlandalı ve İskoçlar arasındaki toplum karakteri olarak en belirgin farklar nelerdir? Birbirlerine karşı düşünceler nelerdir? Şöyle, ilk kelimeyle toparlayayım. İngilizler soğuk nevale, öyle derler. İrlandalılar cana yakın, hoş sohbet, esprili. İskoçlar ateşlidir. Böyle. Yani toplum karakterleri böyle. Takipçim o kadar güzel ve detaylı anlattınız ki soracak soru değil ama yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Emeklerine sağlık. Biz teşekkür ediyoruz. Gülnar Uçantekin, Stirling Castle'a gidiyor musunuz? Gitmez olur muyuz Gülnur Hanım? Stirling Castle turumuzun hemen Edinburgh'ın sonraki ilk yeri. Zaten William Wallace'ı, Robert de Bruce'u orada anlatıyoruz. Tevfik Yağcı,
sorar. Bir sorum olacak. Dövizin aşırı yükseldiği, buna karşılık gelirleri neresi dip seviyelere indiği bu dönemde fiyatları makul bir seviye tutmanızı özellikle rica ediyorum. Sağ olun. Bunu dikkat tabii ki alıyoruz, alacağız. Tülay Şahin çok teşekkürler demiş. Yine çok güzel bir sunumdu. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında geçiş için özel bir prosedür gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz Britanya bu sene ayrıldı Avrupa Birliği'nden. Ancak şu ana kadar böyle seyahatlerde bir farklılık olduğu bilgisi bize gelmedi. Eskiden hani Kuzey İrlanda'dan güneye herhangi bir gümrük sıkıntısı olmadan geçiliyordu. Onu farklılık olursa zaten bilahare bildiririz. Mine Hanım şunu soruyor. Bu yıl Fringe Festivali iptal edildi maalesef. Alternatif programınız var mı? Alternatif program seneye ancak. Nilüfer Hanım İnaltong, transfer hakkında bilgi verir misiniz? Dostları merak ediyor. Transferden kastınız şu mudur? Havaalanı transferi mi? Yoksa şey mi? Uçak transferi mi? Hangisi bilmiyorum. Buradan transfer yapmıyoruz. Hani havaalanına. Ondan sonra havaalanında buluşuyoruz genelde biz turlarımızda. Orada da otobüs kullanıyoruz biliyorsunuz Nilüfer Hanım. Siz de gelmiştiniz bizimle. Bir de Türk Hava Yolları kullanıyoruz. Yani başka bir transfer ise bana yazabilirsiniz. Ahmet Tuncel, İskoçya'nın bilim konusunda ileri olmasının temel sebepleri nedir? Vallahi onu gerçekten onu bilemeyeceğim. Hani eğitime yaptıkları yatırımlar herhalde, öyle düşünüyorum. Rıdvan Tuna, sevgili Atilla güzel sunum için teşekkürler. İçimizdeki İrlandalılar sözünden ne anlamalıyız? Belki isyancı olabilir. Yani onu çıkartan tabii içimizdeki İrlandalılar Türkçe atasözü müdür? Onu bilmiyorum ama eğer İngilizler söylemişse bu şey olabilir. Yani işte bize isyan eden grup gibi bir algı ama çok emin değilim, bunu bilmiyorum. Pandemi döneminde nasıl olacak diye Nusel Aydıner soruyor. Pandemi geçecek Nusel Hanım, elbet kalmayacak. Bunlar artık yavaş yavaş işte bilim kurulu da söyle. Bunu da yaşamaya yavaş yavaş öğreneceğiz. İleride işte o yüzden şu anda gevşetiliyor kurallar. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil. Avrupa'da da işte seyahatler artık başladı. Almanya'da maçlar başladı. Hani şimdi bu pandemi ömür boyu devam etmesi zaten düşünülemez. Yaşanılmaz yani. Yani yaşanılmaz bir hal olacak. Yani sürekli düşünseniz şu an 4 gün çıkamıyoruz. Bunun bir 40 gün olduğunu düşünseniz ya da bir 100 gün ya da 200 gün, yani bununla mücadele etmeyi yaşama tarzımızla bunu şey yapacağız artık. Yani atlatacağız. Gülümser Koçak şunu söylüyor. Demet Güzel'in önerisiyle ilk kez katıldım. Çok etkilendim. Teşekkürler. Sağ olun Demet Hanım. Tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada tavsiye edin. Ayrıca benim takipçilerimden bir ricam var. Instagram sayfam var. Hayal Tadında. Hayal Tadında'yı takip ederseniz çok mutlu olacağım. Çünkü oradan da çok paylaşımlar yapıyorum. Hayal Tadında mutlaka rica edeceğim. Takip ederseniz şimdiden çok teşekkür olacağım. Teşekkür kalacağım. Seres Ener, Game of Thrones çekilen yerleri görüyor muyuz? Şöyle, Game of Thrones çoğunlukla şeyde çekilmedi bu arada. İskoç, İrlanda'da var çekilen bölümleri ama mesela Harry Potter'ın çekildiği yerler var. Onlardan bahsediyoruz. Ama Game of Thrones Dubrovnik'te çekildi, İspanya'da çekildi, İzlanda'da çekildi, Yeni Zelanda'da çekildi. Hani film sahneleri çok farklı yerlerde çekildi. Can Atılgan, Ürdün seminerini de YouTube'a yükleyebilir misiniz? Bütün seminerler yüklenecek Can Bey. Onu takip edersiniz ama yüklemek bayağı zaman alıyor. Çünkü 1,5 saatlik sunumlar bunlar. O yüzden hani zaman içerisinde hepsini yüklüyoruz. Tuğba Evren, ağzınıza sağlık. Antonio ekibine de bu yayınlar için çok teşekkürler diyor. Sertaç Çelikel, Stone'un İstanbul'da Perapalas çay saati güzel. Diyorsunuz. Anladım Sertaç, çok teşekkür ederim. Scope'u diyorsunuz. Harika. Çok mutlu oldum. İlk fırsat açıldığına gideceğim Scope yemeğe. Ondan sonra Sertaç Çelikel, Scone. Evet, Scone. Yine Scone İstanbul'da Perapalas çay saatinde güzel sunuluyor demiş. Harika. İskoçların Vikinglerle ilgisi var mı? Vikingler İskoç'u işgal ediyor.
Özellikle işte 9, 10, 11. yüzyıllarda bayağı bir tahribat yapıyorlar. Ama izleri de var. Şehirler kuruyorlar orada. Ondan sonra Asya Hanım, İskoçya'da eğitim ve bilime bu kadar veriliyorsa toplumda dinin etkisi nasıl? Şöyle, İskoç toplumu protestandır. Mary of Scots, bilirsiniz, İskoç Mary, Katolikliği kabul ettiği için derdest edildi ve daha sonra hapise atıldı. Ve protestanlık özellikle ondan sonra bu 8. Henry ondan sonra döneminde Anglikan Kilisesi kuruldu ve protestanlık artık Katolik Papa bırakıldı. Dolayısıyla protestan düşüncesinde din otoritesi ondan sonra olmadığı için tabii Anglikan Kilisesi'nde bu din otoritesi İngiltere Kraliçesi ama din çok baskın bir konuda değil. Bakın İrlanda'da din daha baskındır. Daha Katolik, daha mütevazi bir şey vardır. İskoçya'da değil. Öyle bir şeyimiz var. Notumuz olsun. Tur fiyatınız nedir diyor Arzu Hanım. Burada söylemek uygunsa söyleyebilir misiniz? Hatırlamıyorum ama 6400 yok değil. 3400. İnanın bilmiyorum ben tur fiyatı 3400 eurolar olması lazım İskoçya. 3400 eurolar gibi bir şeydi ama çok emin değilim. Onu bir bakarsanız web sitesine girin orada var. Sertaç Çevik, İskoçya'da kendimiz viski tadımına katılabiliyor muyuz? Zaten temin gösterdim. Bakın tekrar göstereyim. Old Jameson burada şey var. Bunu ben geçen sene almıştım. Ve bu kendi adınızı, soyadınızı burada yaptırabiliyorsunuz. Bakın şurada Atilla Tuna. Şurada var. Yeşil pasaportlara niye yine de vize gerekiyor mu diyor bir misafirim, bir katılımcım. Yeşil pasaportlara vize gerekmiyor diye İrlanda'da gerekmiyor ama galiba şeyde gerekiyor. Tabii Britanya vizesi gerekiyor. Ancak İngiliz vizesi yani Britanya vizesi aldığınız zaman İrlanda'ya oradan geçtiğimizin vize gerekmiyor. Öyle de söyleyeyim. Yaşar Serdar Yıldız. Yine harikaydınız. Çok teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Meral Arık Toprak. Harika bir sunum olduğunuzu söylüyor. Adnan Bey, vize konusunda yardımcı oluyor musunuz? Bizim vize departmanımız var. Mutlaka yardımcı oluyoruz. Sivil Osso, İskoçya'nın şatolarında yaşayanlar var mı yoksa müze tadında mı? Emeklerinizi ve anlatımınızı teşekkür ederiz diyor. İskoçya'da şatolarda, bazı şatolarda yaşayanlar var. Bazıları da kiraya veriliyor. İşte film platoları ya da otel odası gibi kullanılan oluyor ve birçoğu da müze aslında. Mutlaka zaten biletle giriliyor orada. Meşe Çam her zamanki gibi harika sunumdu. Arzu Hanım çok teşekkür ediyor. Handan Özdemir, Mac eski İskoçlar kullanıyor. Doğru. Bülent Eray, çok teşekkürler. Gittim ama yine giderim. Tülay Eray diyor. Belgin Kaylan, bir trenden bahsettiğiniz seminerde nasıldı? Harry Potter treni. Harry Potter treni. Bu Harry Potter filminde kullanılan bir tren bu. O bir turistik aynı zamanda tren. Buharlı tren. Çok güzel manzaralı yollardan geçiyor. Viyadüklerden geçiyor. Çok keyifli. Onu yapıyoruz. Merle'den Fort William'a. Pandemi nedeniyle bu sene için emin değilim diyor Bülent Eray. Serdar Çelik, içimizdeki İrlandalılar sözü bir milli... Ha, evet, Rıdvan Bey size cevap geldi. Sertaç Bey şöyle diyor. İçimizdeki İrlandalılar sözü bir milli futbol maçı öncesi teknik direktöre kızan bazı yerli izleyicilerin takımımızın yenilmesini ve bunun sonucunda teknik direktörün başarısızlığının ortaya çıkmasını isteyenlere karşı söylenmiştir. Vallahi bilmiyordum Sertaç Bey. Çok teşekkür ederim. Rıdvan Bey notu almışsınızdır. Banu Hanım diyor ki merhaba, keyifli sunum için teşekkürler. Stonehenge'e gidiliyor mu? Banu Hanım, İngiltere turumuzda gidiyoruz. Stonehenge Londra'nın güneyinde yer alıyor. İskoçya'da değil. Polat Özcan, İran sunumu yapıldı mı acaba yoksa ileride mi yapılacak? İran sunumu önümüzdeki haftalarda yapılıyor. Bu önümüzdeki Cuma günü İran sunumu. İki İran sunumu olacak. Bir klasik İran, ikincisi de İran Horasan'ı, Horasan bölgesi. Tur kaç gün sürüyor? 12 gün sürüyor Sinem Hanım. Merak Ali Toprak, Atilla Bey hem şirket kurucusu, hem yöneticisi, hem rehber, hem eğitmen olmak nasıl bir şey? Zor olmuyor mu? Valla şöyle söyleyeyim, ekip işi yaptığımız her şey. Yani ama
rehber, yöneticilik olmak tabii apayrı konular ama işte kendimizi meşgul etmeye çalışıyoruz bu pandemi dönemlerinde. Teşekkür ediyorum bu arada. Bülent Ali İskoçya'da gezide din sebebiyle okulların ayrıldığını anlatmışlardı. Zehra Erdoğmuş, İrlanda vizem var. İngiltere geçiş için ayrı bir İngiltere vizesi mi gerek? Evet. İngiltere ayrı bir ülke, ayrı bir devlet. O yüzden ayrı bir vize gerekiyor. Schengen değil zaten, ayrıldı Avrupa Birliği'nden. O yüzden şeydi. Erman Dikbik, aile indirimi yapılıyor mu? Bunu satış ekibimizle irtibata geçerseniz onlar size ödeme koşulları ile ilgili farklı şekiller, kolaylıklar var. Onlardan bilgi alabilirsiniz. Rıdvan Bey teşekkür ediyorum bu arada Sertaç Bey'in bilgisine. Necla Hanım, öyle güzel anlattınız ki hemen gidesim geldi. Çok teşekkürler Necla Hanım, bekleriz. Şenol Yalgın, Atilla Bey, bu turunuzdaki günlük ortalama ne kadar serbest zaman tanıyorsunuz? Speyside Nehri yakınlarına gidiliyor mu? Serbest zamanlarda Speyside civarı viski damıtım evlerini ziyaret mümkün mü? Şöyle, Speyside'a en yakın zamanımız bizim şeye gittiğimiz, ondan sonra Speyside'a geçiyoruz bu arada. Oradan feribotla Meleğe geçiyoruz. Orada çok fazla zamanımız yok açıkçası. Turda her şey saat gibi işliyor. Biz viskiyi şeye bırakıyoruz. Ondan sonra tadımı, daha doğrusu bir viski imalathanesini gezmeyi İrlanda'da yapıyoruz. Old James'in ama Aberdeen'de, ondan sonra Glasgow'da, şeyde Edinburgh'da, Oban'da, hele Oban'da inanılmaz viski dağıtım yerleri var. Yani Fort William'da. Bütün buralarda kaldığımız yerler olduğu için viski tadımını zaten bir viski dükkanına giriyorsunuz. İnanın yüzlerce şey var. Bizim hiç bilmediğimiz viski markaları var. Oradan tadım zaten yapabiliyorsunuz o dükkanlarda. Nalan Atsan, 10-14 yaşlarında iki çocuğum var. Onlarla keyifli olur mu? Kesinlikle. Benim de 12 yaşında bir oğlum var. 9 yaşında bir oğlum var. Yani sıkıntı olmuyor. Seyahatlerde olduğunu söyleyebilirim. Grup seyahatlerinde problem yok. Polat Özcan, tur grupları ortalama kaç misafir oluyor? Şöyle söyleyeyim. Yeni aldığımız bu pandemi kararı sonrasında 12 kişiyle sınırlamaya karar verdik. Yani 12 ile 14 en fazla. Küçük gruplar olacak. Çok kalabalık olmayacak. 12 veya 14 kişi maksimum olacak. Asiyan da aynı şeyi soruyor. Handan Özdemir, İran seminer tarihleri web sitesinde yer almıyor. Kaçırmak istemem. Hangi gün ve saatte acaba? Bu arada Handan Hanım sağ olun bunu sorduğunuz için. İran'la ilgili şu anda ben İran'la ilgili ilgimi, bilgilerimi, beni gezenler bilir İran'la. Çünkü İran benim için çok özel bir yer. 15 yıldan beri gittiğim bir yer. Ve konusunu çok irdelediğim bir yer. Şu anda bir kitap yazıyorum. O müjdeyi vermek istiyorum. Şu anda kitabın aşağı yukarı 3'te 2'si bitti. Çünkü bu pandemi de hani her şerde bir hayır vardır derler ya. Birincisi bu seminerleri yapma fırsatımız oldu. İki, 3 sene önce başladım mı bir türlü turlardan, seyahatlerden elime kalemi alamadığım zamanlardı. Çünkü bu pandemi 2 ay boyunca öyle bir güzel geldi ki, öyle hoş oldu ki kitap açısından diyorum. Şimdi kitabı aşağı yukarı edit aşamasında getirdik ve işte Haziran sonu Temmuz 15'i gibi yazımı tamamlanacak. Sonra grafikere vereceğiz. Dolayısıyla hani Evli Kim gibi İran kitabım çıkmış olacak diye hedefliyoruz. Mutlaka bildireceğiz. Andan Cuma günü bu arada olacak İran'ın ilk bölümü. Zehra Erdoğmuş, bütçe ayarlaması için bugünlere daha önemli. Abartı olmadan tur ücreti dışında nedir masraf? Şöyle, tur dışındaki masraflar sadece yemeğiniz. Hani yemek dışında bir şeyiniz yok. Yani yemek dediğim öğle yemeği dışında. Akşam yemekleri dahil zaten. Bir de harcayacağınız işte hediyelikte şudur budur. Kitap, viski vesaire alacağınız şeyler. Füsun Hanım çok teşekkürler. Sunum muhteşem olduğunu söylüyor. İskoçların Edinburgh'daki meclisin çok ilginç bir mimarisi var. Sanırım mimarı kim acaba? Bakarım. Emin değilim. Şu an onu bilemeyeceğim. Evet. Bir sürü de şey var. Chatler var. Onu takip ediyorsunuzdur. Chatleri. Ondan sonra sevgili dostlar, ben sunumumu aşağı yukarı tamamlıyorum. Bu arada
Yarın saat 11'de, 11.30'da, pardon, karıştırdım saatleri. Yarın saat 5'te çok önemli bir isim konuğum olacak. Devlet sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi Gürer Aykal. Kendisi benim konuğum olacak. Gürer Aykal'la filarmoniyi, müziği konuşacağız. Herkesi bekliyorum yarın saat 5'te, akşam 5'te. Pazartesi saat 1'de sevgili dostum Melih Uslu seyahat yazarlığı ile ilgili bir şey var, bir workshop'u var, bir çalıştayı var, atölyesi var. Melih'i tanıtayım. Melih Skylife dergisinde 10 yıl editörlüğünü yaptı Skylife dergisinin. Yazılar yazdı. Şu anda da Hürriyet Seyahat dergisinin yazarlarından. Mutlaka tavsiye ederim. Onu mutlaka izin. Kitapları var ve seyahat, herkes seyahat ediyor ama nasıl seyahat yazıları yazılır işte, nasıl notlar tutulur onları mutlaka kaçırmayın. Yani yarın saat 1'de Melih Uslu ile atölye çok güzel olur. Yine pazartesi günü saat 17'de Petra ve Ürdün semineri olacak. Salı günü 19 Mayıs özel Umuda Yolculuğun Hikayesi Mehmet Ekinci arkadaşımız sunum yapacak. Önümüzdeki hafta ise bir bayram programı hazırladık. Şimdi madem Şeker Bayramı'nda evdeyiz. O yüzden bu 4 gün boyunca biz şöyle hayal ettik. Ya insanlar şimdi beni izlemek yerine turda olacaklardı. Seyahatlerde olacaklardı. İşte Bodrum'da yazlıklarda olacaklardı vesaire. Şimdi öyle bir şey hayal ettik ve biz adeta tura gitmiş gibi işte gün gün turları anlatacağız. Yani böyle bir programımız olacak. Sabah saat 10'da başlayacak. Akşam saat işte 6'da bitecek. İstediğiniz seminere katılabilirsiniz. Çok sayıda seminer olacak. Her gün 5-6 tane böyle ama turu anlatacağız. Ondan sonra işte adeta turda gezer gibi yapacağız. İşte şuraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. Ondan sonra şurada yemek yiyoruz, burada kalıyoruz gibi konuşmalar olacak. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra beni izlediğiniz için sabırla. Neredeyse 2 saat oldu. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi takipçilerimiz, dostlarımız var. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Hayal tadında ne olur onu takip edin. Benim için önemli takipçi sayısının artması. Bir de tabii benim etkinliklerim. Birazdan bir süre sonra İran kitabını anlatmaya başlayacağım. Bu kendi hayal tadında şeyinde, Instagram sayfamda. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağ olun. Birlikte olduğumuz için görüşmek üzere.